Günaydın değerli izleyiciler. Gerçek gündeme hoş geldiniz efendim. Bugün 20 Eylül 2018 ve günlerden Perşembe. Günlerden Perşembe. Tarih 20 Eylül ama hicri takvime baktığımızda Muharrem ayındayız. Malum. Muharrem e, hicri takvimin birinci ayı. 10 gün önce 1439 yılını hicri geride bıraktık ve 1440 yılına girmiştik. İşte 1440 hicri yılının bugün... 10 Muharrem'i. 10 Muharrem dendiğinde toplumda genellikle Aşure günü olarak bilinir. Arapça 10 kelimesinin aşara sözcüğünün işte e, aşağı yukarı çok yakın bir ses e, uyumu içerisinde tekrarlanmasıyla e, ortaya çıkmış bir ifade bu. Aşure günü, aşure, aşara, e, aşura e, çeşitli şekillerde seslendiriliyor. Önemli ve değerli bir gün. Şimdi Aşure gününde yani 10 Muharrem'de neler oldu diye baktığımızda çok sayıda olay alt alta zikrediliyor. Ama en bilineni Hicret'ten 60-61 yıl sonra Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da 72 yakını ve akrabasıyla birlikte katledilmesi. Hunharca katledilmeleri. Yani bir siyasi ikbal saldırısı. İşte e, o günden bugüne Hazreti Ali'nin evlatları ki Hazreti Hasan aslında e, şöyle de bir e, tartışma konusu var e, ne kadar e, sağlıklı sonuca bağlanmıştır bilemem ama e, Hazreti Hasan daha kapsamlı daha geniş bir e, mutabakata ve zemine sahip olmasına rağmen Yezid'le anlaşmasına rağmen Hazreti Hüseyin böyle bir anlaşmaya razı gelmedi. Neden? Yanında az sayıda insan vardı gibi bir takım tarihi yorumlarda yapılıyor ama ne kadar bilgiye müstenittir? Ne kadar sağlıklıdır? Bu soruların tabii çok sağlıklı cevabını bilmiyoruz. Özetle bugün Aşure günü efendim 10 Muharrem ve 10 Muharrem'de olduğu söylenen çok sayıda önemli olay var. Yani bunların arasında mesela Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul edildiği gün olarak da biliniyor. Ee, Hz İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atılması ve ateşin söndüğü gün olarak biliniyor. Eyüp Aleyhisselam'ın e, iyileştiği. Efendim Yunus Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul edilerek balığın karnından çıktığı. Efendim Hz Musa'nın işte Kızıl Denizi e, yararak e, beraberindekilerle beraber geçtiği gibi birçok e, önemli olayda yine bu tarihte meydana geldi gibi bir takım e, tespitler var. Ne kadarı sağlıklı bilgidir? E, bu sorunun cevabını en azından biz bilmiyoruz. E, ama Kerbela İslam tarihinde derin izler bırakan ve işte e, Şia geleneğinin oluşmasına da e, başlangıç tarihi olarak e, görülen bir e, olay olarak da önümüzde duruyor. Efendim e, Peki gündemde sadece aşure günü Kerbela olayı mı var? Elbette ki hayır. Gündemde bambaşka konular da var. Özellikle İdlib konusunun öne çıktığını görüyoruz. Soçi'de Rusya ile Türkiye'nin mutabakatı ve bu mutabakatın günümüze yansımaları. Genel olarak bunun Türkiye açısından bir diplomatik başarı olduğunu altını çizelim. Bu görüşte olmayanlar da var. Bu görüşte olmayanların görüşlerini de, bu görüşe destek verenlerin görüşlerini de biz burada sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama hani genel ve yaygın kanaat en azından Türkiye'nin zaman kazandığı ki 15 Ekim gibi bir tarih var biliyorsunuz. Ee, o tarih önemli bir tarih Türkiye açısından da. İşte bu arada e, başka gelişmelerin yaşanacağını da biliyoruz. Türkiye'nin bölgeye yeniden asker göndereceğini biliyoruz. Bir gelişme. Tümenden söz ediliyor. Ee, peki. Başka gündemde ne var derseniz. Ekonomik sorunlar var efendim. Manifir Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda e, külliyede gaziler günü dolayısıyla yaptığı konuşmada bunun bir manipülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Manipülasyon ifadesini kullandı. Kriz kriz yok dedi. Elbette ki en üst düzeyde kriz var sesinin, görüşünün seslendirilmesi toplumda zaten var olan tedirginliğin artmasına yol açabilir. Ancak e, sadece manipülasyona bağlamak sokağın gerçekleriyle pek uyuşmuyor. Efendim, e, bu arada tabi yerli üretim konusunda günün manşetini dün e, ticaret bakanının yaptığı bir açıklama vardı. Ticaret bakanı o açıklamasında e, yerli üretim diye bir tanım getirdi ve bu tanıma uyan ürünlerin üzerinde bir logo yer alacak. O Logo kamuoyuyla paylaşıldı. E, logo yani genel olarak pek beğenilmiş gibi gözükmüyor. Ama sonuçta işte kısa süre içerisinde e, ürünlerde yer alacak. Bir işe yarayacak mı? Doğrusu çok emin değiliz. Ayrıca e, ticaret bakanımız Türkiye'de üretim yapan yabancı kuruluşların yerli işçi istihdam etmesi halinde. Onların da e, bu logoyu kullanacağını söyledi. Yani e, sermayenin küreselleşmesi e, yerli tırnak içinde veya milli ki e, birbiriyle pek örtüşmüyor. Anıl Hoca'nın kulağını çırnatalım. Hatta birbirinin tam zıddı anlamlar içeriyor. Ama e, ikisi eş anlamlıymış gibi kullanılıyor. Yaygın e, kanaatte böyle daha doğrusu e, izlenimde böyle olunca e, yapacak çok fazla bir şey yok. Galat'ı meşhur nevinden bir e, muamele görüyor. Efendim bu arada dün e, yayınımız içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili bilgi elimize geçmişti. E, hatta e, Türk vatandaşlığı ucuzluyor, e, kolaylaşıyor demiştik. Bugün benzer ifadelerle gazetelerde yer almış. Ancak bunun kime hizmet edeceği sorusu var. Türkiye'ye yabancı sermaye girişi hedefleniyor gibi gözüküyor. Ama bununla beraber bir başka şey daha ortaya çıkıyor. Malum çok ciddi bir konut stoğu var elde birikmiş ve onların yabancılara satışı konusunda da bir kolaylık bu vesileyle sağlanıp onların vatandaşlığının önü ve yolu açılıyor. E, bu arada tabii e, Türkiye'nin bir tarafıyla maruz kaldığı demografik operasyon yani çok sayıda Suriyelinin Türkiye'ye gelip e, kalıcı hale dönüşmesi ve bunların vatandaşlığa geçişi. Sayıları, güçleri, etkileri e, nasıl şekillenecek? Yakın ve orta vadeye dönük projeksiyonlar yapılıyor mu? Bunları bilmiyoruz. Ama önümüzdeki günlerin, önümüzdeki yılların daha doğrusu parlamentosunda e, Suriyeli vekilleri, Suriye kökenli vekilleri görürsek çok şaşırmayacağız efendim. Hatta hiç şaşırmayacağız. E, evet pekala şimdi gazetelerimize dönelim. Ve de e, gazetelerimizde neler var? Şöyle bir hızla göz atalım. Köşe yazılarımız var, alıntılar yaptık. E, bu arada ilginç yazılar da var. Elbette ki e, bizim bakış açımızdan ilginç gözüken yazılar olduğunu söyleyelim. Ama özellikle bir tanesi var ki, bir hayli uzun bir yazı. Ve işin doğrusu hemen hemen hiç kısaltmadık. Sabrınıza sığınarak o yazıyı. Neredeyse tamamına yakınını sizlere aktaracağız efendim. Kimden geldi derseniz eski AK Parti Ankara Milletvekili Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı dönemindeki bir dönem konuşma metinlerini yazan Aydın Ünal'dan. Çok çarpıcı, çok dikkat çekici bir yazı. Ee, i̇ronik de bir yazı ama doğrusunu söylemek gerekirse günün yazısı, günün yazısı değil belki de bu haftanın yazısı diyebilirsiniz. Günün manşetini Milli Gazete atmış neden tam manşeti söyleyelim yerli üretimin logosunu ürettik demiş efendim evet bu arada zaten akşam gazetesini görüyorsunuz Pensilvanya'ya görüntülü hat ayrıntılarını vereceğiz ee, aslında biliyorsunuz artık görüntülü görüşme e, sorun değil çeşitli yazılımlar var bunların hepsiyle hatta bazı telefonlarda bunlar yüklü geliyor dolayısıyla e, bu işin giderek kolaylaştığı anlaşılıyor ama peki burada nasıl bir özellik var? Onu ayrıntılarla paylaşacağız sizlerle. Burası ABD değil. Türk lirası geçer dedi Cumhurbaşkanımız dün Gaziler Günü'nde. Yürek komutan kahraman yetiştiriyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde garanti ilçe kavgası. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin garanti gördüğü ilçeler var. İstanbul Beşiktaş Kadıköy, Şişli. Efendim ee, i̇şte Ankara'da Çankaya filan gibi. E, buraların bir hayli talibi var. Öbür taraftan AK Parti'de de aday arayışları devam ediyor. Ordu Belediye Başkanı istifa etti. Aslında bilebildiğimiz kadarıyla iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çağrılarak görüşüldü. E, i̇lkinde istifa etmedi, zamanı yaymaya çalıştığı yönünde AK Parti kulislerinde konuşulanları söylüyorum. Ee, ama sonrasında bir kez daha çağrılınca istifa etmek zorunda kaldı ve yine Ak Parti çevrelerine ve ordudan gelen seslere bakılırsa ee, genel bir memnuniyet olduğunu söyleyelim ve Numan kurtulmuş yaşadığı gerilimde Ak Parti çevreleri Numan Bey'e hak veriyorlar efendim onu da eklemiş olalım ve. Türk İHA'larına İdlib görevi. Peki. Efendim imar barışında 5 milyon başvuru. Rıza Sarraf'ın kaçak kat yapılmış Boğaz'daki yalısı da var mı? Bir rivayete göre var. Peki. Aydınlıktayız. Karar doğru. Adımlar eksik. Döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin Türk lirasına dönüştürülmesi kararı doğru olmakla birlikte esasları belirlenmeden yapıldığı için büyük paniğe yol açtı. Piyasa bu kararla ilgili belirsizliklerin giderilmesini istiyor. Bir şey daha ekleyelim. Aslında bu biz burada aylardır seslendiriyoruz ama e, giderek daha yüksek sesle seslendirilmeye başlandı. Yap işte devlet modeliyle yapılmış olan köprüler, şehir hastaneleri, benzeri yatırımlar. Bunlar da biliyorsunuz. Hem beder bedel konusunda dolar avro taahhüdü var devletin. Hem de sayı taahhüdü var. Yani e, işte Osman Gazi Köprüsü için 40 bin araç. Şu kadar para. O kadar para 35 dolar artı KDV. Efendim. Tabii bu paranın çok yüksek olması dolayısıyla hele dolar konudaki artış sebebiyle tamamı da alınmıyor. Bir kısmı tahsil ediliyor geçenden kalanı hazineden tamamlanıyor. Sayı da 40 bin olmuyor filan. Bir de böyle bir problem var ve böyle bir problem de yapıştet devlet modeliyle dolar ve avro karşılığı yapılan sözleşmelerin TL'ye çevrilmesi veya Katar sermayesiyle yapılan televizyon yayınlarında olduğu gibi dolar kurunun sabitlenmesi gibi öneriler var. İş bankası açıklamasının zararı ee, evet İş Bankası CHP hisseleri ve özel hukuk meselesi hukuki açıdan mevcut mer'i ve e, genel hukuk anlayışı açısından bunun mümkün gözükmediği ancak iki kere bir e, 50 yıllarda Demokrat Parti iktidarı birlikte ki ona inönü o tarihte müsaadele demiş diğeri de Kenan Evren'in 12 Eylül darbesi sonrasındaki e, uygulaması. E, bir benzer durum İş Bankası için söz konusu olabilir mi? Yani hazine hisseleri meselesi. İş, daha doğrusu CHP hisseleri meselesi. CHP hisselerinin hazineye devri. E, e, zaten gittiği yer belli filan. Yani bu konu niye bu kadar e, gündeme geliyor? Üstelik hukuki sorunlarına rağmen. Hukuk dedik az sonra Cumhuriyet'ten bir ilginç atama haberini paylaşacağız efendim. Suriye ile dostluk yolu açılıyor demiş. Şu iki otoyolun e, Türkiye tarafından güvenliğinin sağlanması e, haberi bu. Ve bir gün gazetesi iki tekzip yayınlamış efendim. Birinci sayfasından. Düzeltme ve cevap başlığıyla iki tekzip. E, tekziplerden birisi Eski Çevre Bakanı e, şimdiki Genel Başkan Yardımcısı Genel Yönetimlerden sorumlu Eski Kayseri Belediye Başkanı Öz Haseki'den. Diğeri de Serhat Albayrak'tan ayrıntılarını ikinci soruda vereceğiz efendim. Fiyakalı kriz demiş efendim. Ve köleliği reddettiler, tutuklandılar. Üçüncü havalimanındaki işçilerden söz ediyoruz efendim. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Halk perişan o lale devrinde. Kılıçdaroğlu'nun mu böyle kastedilen Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim. Halk perişan o lale devrinde. Hanedan devleti ülkenin değil hanedanın sorununu çözer yorumu yapmış. Cumhuriyet'in yeni yönetimi ve yeni Ankara temsilcisini ziyaretinde yapmış bu açıklamayı e, Kemal Kılıçdaroğlu efendim. Sarayın yargıcı. Efendim e, hanımefendi kızımız Danıştay Başkanımız Zerrin Hanımefendi'nin hakim kerimesi, kızı. Hatırlarsanız hakimlik atamasında ilk tayin yeri olarak Elazığ'a çekilmiş olan Kuray'a karşılık eş durumundan kitaba da uygun bir şekilde. Bir hayli eleştirildi ama olayın kitaba uygun olduğu söyleniyor. Ee, Ankara'ya yargıtaya tetik hakimi olarak ataması yapılmıştı. Ancak e, yeni ortaya çıkıyor demek ki açıklama yapılmadığı için öğrenilmemiş. E, şimdi bu e, yargıç kızımız, e, Danıştay Başkanımızın e, kızı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hukuk işleri daire başkanlığı gibi bir e, sorumluluğu üstlenmiş. Bu arada dün gazetelerde vardı, hakim yardımcılığı görevinin e, bir e, pozisyonun. İhtas edileceği meselesi Çünkü e, hakimlerin Yetişme konusunda Gerek üniversitelerimizin durumu Gerekse iktidar e, Kabul etmiyor ama Atamalardaki yöntemler dolayısıyla Gerçekleşen e, Kürsü hakimleri e, Ciddi Eksiklikler dolayısıyla Adalet mekanizmasında Sorunlar yaşandığı biliniyor Dolayısıyla Hakim yardımcılığı yoluyla ee, bunun belli bir birikime ve tecrübeye ulaşması sonrasında e, göreve devamı gibi bir düşünce söz konusu. E, aslında hatırlarsanız e, adli yargı adli yılın açılışında yargıtay birinci başkanı hukuk fakültelerinin beş yıla çıkarılmasını ve Türk dilinin dikkat Türk dilinin e, nitelikli bir biçimde öğretilmesi gerektiğini vurgulamıştı. E, biz bir yıl daha ilave edip Minimum 6 yıl olmalı hukuk fakülteleri e, demiştik. Hiç kuşkunuz olmasın bu bizim kişisel görüşümüz değil. E, gerek kürsü hakimleri gerekse deneyimli avukatlar, hukuk camiası bu konuda e, benzer görüşlere sahip. Çünkü 60'ın üzerinde herhalde hukuk fakültemiz var. Belki de fazla e, filan ama yani <laughs> e, İstanbul'dan <laughs> ayda 3 kere gelen e, ve Ankara'dan e, hocalarla filan Anadolu'da veya vakıf üniversitelerinde e, yapılan, verilen hukuk eğitimi e, niteliği dolayısıyla tartışma konusu. Neye benziyor? Efendim öğretmenlerin işte son yapıldı e, seviye belirleme sınavı yürekler acısı. Yani e, meslekleri alanlarıyla ilgili sorulan 50 sorunun yarısını cevaplayamayan öğretmenler. Matematik öğretmenleri hele 11 soruda filan kalmışlar. 50 sorunun 11'ini yapmışlar alanlarıyla ilgili. Şimdi sorumlusu bu çocuklar mı? Yok. Kimse kusura bakmasın. Sorumlusu üniversite eğitiminin niteliksizliği. Peki eğitim fakültelerinde böyle bir problem var da hukuk fakülteleri çok nitelikli. Yani problem üniversitelerde. Şimdi her mahalleye adeta her ilçeye, büyük ilçelere falan üniversite açtığınızda işte ısı akraba, konu komşu, oğlan yenin. Daha sonra göreceksiniz Kitsis Üniversitesi'nde. Mamafi Hoca itiraz etmiş. Yani e, bunlar nitelikleri dolayısıyla akademik kadrolara alınmış. Ancak daha sonra birbirleri evlenmeleri dolayısıyla soyadı benzerlikleri var filan diyor. Doğru olabilir ama önemli değil. Yani o hoca da biliyor. Herkes biliyor ki üniversitelerdeki bu atamalar büyük çoğunluğu ahbap çavuş ilişkisiyle falancanın oğlu filancanın kızı fiş mekanın mahdumu gelini filan bu işler böyle yürüyor. Efendim bu arada golf sahasına yüzlerce villa. Nerede? İstanbul'da. Nerede? Eyüp sırtlarında. Kime ait? Yeni medya devine ait. Kim o medya devi? Hürriyeti de posta ile birlikte Kanal D'yi de e, satın alan aileye ait efendim. Yani evet ayrıntılarını vereceğiz tabii. Evrensel Nerede bu işçinin hakkı diye sormuş. İnsanca çalışma ve insanca yaşam talebine 24 tutuklama. Aydın Ünal'ın yazısında bu konuda var efendim. Paylaşacağız az sonra. Günün yazısı. inanın gerçekten günün yazısı. Aydın Ünal'ın yazısı. Ee, devam ediyoruz. Güneş gazetesiyle. Kriz yok. Manipülasyon var. Ee, Cumhurbaşkanı'nın e, sözleri bunlar. E, Güneş gazetesi evvelsi gün yayınladığı e, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan. İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak atadı dediği hemşerisiyle ilgili yaptığı yalan haberi hala düzeltmedi. Çok ayıp. Efendim hürriyetteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden teröre 250 tır daha. Hemır da var, havan topu da var. Şimdi Türkiye ABD ilişkileri de bir ilginç noktada. Neden? Bakın Hürriyet'in birinci sayfasındaki iki haber zaten bu ilginçliği veya bir tür çelişki gibi gözüken veya real politik diye tanımlayabileceğiniz bu o, ilginç çelişkiyi vurguluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden teröre 250 tır. 5000 tırdı. Öyle söylenmişti. Yani Cumhurbaşkanımız da 5000 lafını telaffuz etmişti ama dün akşam yine ana haber bültenlerinden birisinde 4700 tır sayısı verildi. Hangi sayı doğrudur onu bilmiyoruz. Ama Çelişkili rakamlar doğrusu kafamızı karıştırıyor. Ama şu gerçek, bu gerçeği örtmüyor tabii bu rakamların çelişkisi. Efendim Amerika Birleşik Devletleri bizim terör örgütü olarak nitelediğimiz PYD, YPG, PKK veya işte Suriye Demokratik Güçleri falan diye uydurulmuş o yapıya verilen destek. ABD desteği. Şimdi bir yanda bu. Öbür yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı ABD şirketlerinin yöneticileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Ve Stratejik ortaklık yatırımla güçlenir dedi. Yani stratejik ortaklık vurgusu yaptı. Şimdi e, stratejik ortaklık bu koşullarla mümkün mü sorusunu sormak durumundayız. Sermayenin dayanılmaz gücü, cazibesi, etkisi diye mi yorumlamak lazım bu görüşme ve görüşme sonrası yapılan açıklamaları? Öbür taraftan yanda e, gözüken bir haber, manşet haber. 250 tırda teröre. Evet, e, gerçekten zorlu bir dönemdeyiz. E, tuhaf bir dönemdeyiz. Yani sanayi üretim artıyor, işsizlik de artıyor. Yani bir yanda üretim artarken işsizlik nasıl artıyor? Ne sihirdi ne keramet. Öbür yanda Türkiye büyüyor, işsizlik de büyüyor. Böylesine e, çelişkilerle e, dolu bir sürecin içerisindeyiz. Enerjide Proje erteleme yok açıklaması Enerji Bakanı'ndan geldi. Malum e, ihalesi tamamlanmamış e, yatırımların durdurulduğu meselesi vardı. E, o konuda enerji alanındaki yatırımlarla ilgili değerlendirme böyle. Efendim derelere indiler. E, gerçekten günün fotoğrafı aslında bir günün fotoğrafı daha var. Sosyal medyada çok dolaşan bir e, fotoğraf onu da sizlerle paylaşacağız. Bunu da ayrıntılı vermek lazım. Karadeniz'de bitmek tükenmek bilmeyen beton lobisi yatırımları biraz da biraz değil büyük ölçüde bu son e, barış yani imar affı değil de imar barışı diye isimlendirildi ya onun da etkisiyle hızlanan beton lobisi çalışmaları ve karar gazetesi vatandaşlıkta kur indirimi diyor bunu zaten dün e, paylaşmıştık sizlerle. 5 bilinmeyenli ittifak denklemi ayrıntıları vereceğiz. Yerel seçimler için siyasi partilerin ittifakından söz ediyoruz efendim. Ve milat daha da güçleneceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Kriz falan yok. Türkiye'de Türk lirası geçer. İşte Türkiye'de geçen Türk lirasının yap işte devret yatırımlarında da geçmesini istemek bu milletin doğal hakkı değil mi? Elbette doğru olan bu. Türkiye'de Türk lirası geçer. Eyvallah. Osman Gazi Köprüsü'nde de Türk lirası geçsin istiyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de Türk lirası geçsin istiyoruz. Şehir hastanelerinde de Türk lirası geçsin istiyoruz. Başka? Ankara'nın yeni hızlı tren garında da Türk lirası geçsin istiyoruz. Yolcu taahhütleri ve bu başka havaalanları falan var böyle yapılmış yatırımlar. Bir hayli yatırım var böyle. Dolayısıyla oralarda Türk lirasına dönmeli. Efendim Milli Gazete günün manşeti Milli Gazete'den yerli üretimin logosunu ürettik. <laughs> evet günün manşeti bu. Günün yazısı Aydın Ünal'ın Yeni Şafak'taki yazısı. Ve milliyet kriz yok hepsi manipülasyon. Efendim ee, evet. Böyle dedi Cumhurbaşkanımız dün gaziler gününde. Ve bugün aslında önemli bir ekonomi gelişmesi var. Bakalım ne çıkacak diye merakla bekliyoruz. Orta vadeli program, Hazine ve Maliye Bakanı açıklamıştı. Orta vadeli program Eylül'de diye hatırlarsanız. İşte o gün bugün orta vadeli program hazır. Bakalım oradan ne gelecek. Vatandaşlık ucuzladı. Orta Doğru manşeti de böyle. Kriz falan yok diyen Cumhurbaşkanı öne çıkmış. Ve Posta gazetesi Kasım'da biter Mayıs'ta yüzer demiş. Evet ee, bir Karadeniz yatırımı dere yatağının tam göbeği. Aslında tabii suyun içinde de inşaat mümkün ama maliyet dolayısıyla herhalde ee, cesaret edememişler. Yoksa tam akan suyun ortasına da e, böyle bir inşaatı kondurabilirlerdi. Ee, bu tür alanlara çünkü teknoloji müsait yapılabiliyor ama artık o kadar maliyetli olur falan deyip ee, Karadenizli vatandaşlarımız kıyı tercih etmişler. Kıyı çakıl ama ilkbaharda eriyen karlar o binayı yüzdürür mü? İçindekilerin hali nice olur? Onu bilmiyoruz efendim. Ekonomimizin gücüne güvenin dedi Cumhurbaşkanı kime? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yatırımcılara, şirketlerin yöneticilerine. Ve Sabah gazetesi Al Bayrak orta vadeli programı bugün açıklıyor demiş değerli izleyiciler. Ve sözcü 4.9 trilyonu betona gömdük. Fabrikaları sattık. Şimdi onların yerinde keçiler otluyor. Yanlış ekonomik politikalar ülkeyi bu hale getirdi. İşte krizin nedeni. 16 yıllık AKP iktidarında yurt içi ve yurt dışı kaynaklar fabrika yerine inşaat sektörüne yatırıldı. Üstelik var olan fabrikalarda satıldı. Özelleştirilen Heleke Evet. İzmit İstanbul'daki heleke halı fabrikası çiftliğe dönmüş efendim. Alan neyi bekliyor acaba? Ana Baba, bacı, kardeş üniversitesi. Eşi görülmemiş kadrolaşma. Hitit Üniversitesi. Akademik kadroları. En az 10 çiftin soyadlarının aynı olması sosyal medya gündemine oturdu. Şimdi rektörün savunması var. Diyor ki bunlar bileklerinin hakkıyla, bilimsel yeterlilikleriyle bu kadroları almış kişiler. Kadroları aldıktan sonra da evlenmişler. Yani ne yapalım diyor. Şimdi bu doğru olabilir gerçekten çünkü bu tür evlilikler gerçekten var da. Tabi bunun doğru olması akademik kadroların ahbap çavuş ilişkisiyle dağıtılmadığı anlamına gelmiyor. Bunu e, üniversitenin müstahdemleri dahi biliyor. Efendim Osman Gazi Köprüsü'nün büyük kazı ayrıntılarını vereceğiz. Evet. Ve Star gazetesi Suriye'de barışa adım attık dedi Cumhurbaşkanı. Sıra Fırat'ın doğusunda. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Bu arada etiket simsarları yakayı ele verdi. Plan. Güzel de dün Ticaret Bakanımız açıklama yaptı. İşte üretilmiş yerli logoyu kamuoyuyla paylaştım. Gramaj oyunu yapan firmaları tespit ettik dedi. Bir tanesinin adını söylemedi. Ve çarpıcı cümlesi nedense altı çizilmedi. Yetkilerimiz çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz mealinde sözleri var. Elbette ki doğru bir söz de. O yetkilerin sınırından söz ediyoruz. Önce uygulanan ekonomik modeli hatırlatarak Devam edelim. Serbest pazar ekonomisi değil mi? Evet. Ve takvim. Kriz filan yok diyen Cumhurbaşkanı manşette. <laughs> evet. E, bitmek tükenmek bilmeyen başarılı emekli haberler efendim. 150 bin emekliye çifte zam. Yemin etse başa varmaz. 131 fırsatçı fiyatları fırlattı. Onlar kim? Niye teşhir etmiyorsunuz? Niye isimleri vermiyorsunuz? Etiket ve gram hırsızına suçüstü filan. Yani bu etiket modelinin yürüyeceğini aklınız kesiyor mu? İşte menşeyi, efendim e, son yapılan fiyat ayarlamasının tarihi vesaire filan etiketlerde bulunacakmış. Efendim Vatan Gazetesi ne olur Leyla gibi olmasın. Dünyalar güzel Leyla kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulundu. Türkiye şimdi de Seda Nur'u arıyor. Seda Nur kayıp. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı serbest piyasadan taviz yok dedi. Yani uyguladığımız ekonomik model sürecek. E burada o şirketlerin ismini açıklamayacaksınız demektir. O şirketlere ilişkin belki e, mütevazı bir takım yaptırımlar uygulayacaksınız. Hepsi bundan ibaret olacak. Dolayısıyla sonuç alıcı bir e, Ticaret Bakanlığı girişimi söz konusu olmayacak. Biz bunu anlıyoruz. Şimdiye kadarki tecrübelerimiz bunu gösteriyor. E, Cumhurbaşkanımızın açıklaması da serbest pazar ekonomisi diyor, serbest piyasa diyor. Amerikalı e, şirketlerin yöneticilerine. Kriz falan yok, manipülasyon var. Aşure ve muhasebe günü. Evet. Ve Yeni Asya, Kerbela kardeşlik günü olsun diyen İstanbul müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'a manşet yapmış. 10 Muharrem'in intikam ve kin değil, birlik, kardeşlik, kucaklaşma günü ve bütün Müslümanların ortak değeri olarak değerlendirelim çağrısı. Yeni Asya'nın duruşu diye Yeni Asya imzalı muhtemelen gelen yayın yönetmeninin kaleme aldığı bir yazı var e, son gelişmeler karşısında. Oradan kısa bir alıntıyı ikinci turda Yeni Asya Gazetesi'ni okurken sizlerle paylaşacağız. Konut satışındaki düşme işte e, yabancılara satışı hiç olmazsa arttıralım cazibesi vatandaşlığın kolaylaştırılması e, döviz getireme e, meselesi efendim. Yeni Birlik PKK panikte diyor efendim. 1296 üründe haksız fiyat olduğu belirlenmiş. Fiyatlar haklı hale dönmüş mü? Tarlada 75 kuruş olan ürünü 5 liraya alıyorsak bu hem üreticiye hem tüketiciye haksızlık değil mi? Ama serbest pazar ekonomisi. Peki et ithalatını serbest bıraktık. Sanıyorum 1 milyona yaklaştı herhalde 900 bin civarında filan. E, canlı hayvan ithal ettik. Öyle e, löpet, işte karkas et filan şeklinde yapılan ithalatların miktarını filan da e, hatırlamıyoruz şu anda. Peki et fiyatları ne oldu? Bir iyileşme var mı? Evet, üstelik bugünkü köşe yazılarından birisinde vardı, almadık ama e, Mehdi Eker döneminde Soner Yalçın köşesindeydi. Ee, dünya piyasasında 4 lira olan e, etin e, kilogramını biz 5, 4 dolar olanı 5 dolardan aldık. Sonra e, fiyatlar düştü ve bu kez fiyatlar piyasanın altına düşünce bu kez niteliksiz etlerin Türkiye'ye girmesi başladı. Ve bir şey daha hatırlatalım. Veteriner Denetimi ona da geçmiş olsun. Sonuç? Şarbon meselesi. Yeni çağ. Vatandaşlık ucuzladı diyor efendim. Bu arada e, İyi Parti haberleri Yeni Çağ gazetesinde e, yer buluyor. Adeta sürmanşeti e, İyi Parti'ye ayırmış gibi gözüküyor Yeni Çağ. Birkaç gündür böyleydi, bugün de öyle. E, millet iyilik kervanını kucakladı diye yer almış o haber. Ve Yeni Şafak. Havalı Geç Türkler demiş efendim. Evet. Ee, Teknofest. Efendim evet. Teknoloji Festivali başlıyor bugün İstanbul'da. E, dün. Boğaz'ın Yıldızları gösteri yaptı. Ve e, bugün festival başlayacak. Bakalım teknoloji fuarından, teknoloji festivalinden e, hangi sonuçlar ortaya çıkacak hep birlikte göreceğiz. Namaz Şerif tahliye edildi efendim Pakistan eski başbakanı. Ve yeni söz. Çocuklarımız hakiki tarihi öğrenmeli. Evet. Kim öğretecek? Soru bir. Soru iki. Efendim 16 yıl olmuş. Ne zaman? Ne zaman? Değil mi? Ve Son gazetemiz Yurt. manşetinde Türk vatandaşı olmak ucuzladı diyor. Kılıçdaroğlundan öz eleştiri, kusur ve kabahat bizim. Evet. Muharrem İnce hesabını sorarız dedi ve e, Muharrem İnce ekibinin yerel seçimlere ilişkin. 24 Haziran seçimleri sonuçları üzerinden yaptığı bir değerlendirme var. E, CHP'nin kaybedeceği yerler konusunda e, bir araştırma bu. E, eğer 24 Haziran seçimleri, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, Muharrem İnce'nin altı oy üzerinden e, bakıldığında CHP'nin avantajlı olacağı yolunda bir e, sayısal sonuç ortaya koymuş Muharrem İnce ekibinin yaptığı çalışma. Efendim? Ee, gerçek gündeme devam ediyoruz devam edeceğiz şimdi kısa bir aramız var o arayı verelim ardından köşe yazılarımızla ve ayrıntılı bir turla karşınızda olacağız ee, ilginç olduğunu düşündüğümüz ilginç bulacağınızı sandığımız yazılarımız var onlar için de hazırız ve kısa bir ara. Değerli izleyiciler gerçek gündeme devam ediyoruz efendim. Şimdi ayrıntılı bir gazete turu için karşınızdayız. Köşe yazılarımız da hazır ve de akşamın manşetiyle başlayalım. Pensilvanya görüntülü hat. İninde sıkışan FETÖ elebaşı örgüt imamlarıyla yabancı yazılımcılara hazırlattığı ve tek kullanımlık şifreler. Tek kullanımlık şifrelerle çalışan özel bir program üzerinden haberleşiyor. İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre elebaşı örgütteki derin çatlaklar ve itirafçılar nedeniyle panik yaşıyor. Örgüt lideri hain, görüştüğü üyelerin deşifre olmaması için ABD ve İngiltere'deki bilişim uzmanlarına şifreli bir kanal kurduttu. Terörist başı 5 Ağustos'ta bu güvenli ağdan yöneticilerini görüntülü tehdit etti. Türkiye'ye gitmeniz halinde başınıza gelecekler belli. Tutuklanmak veya öldürülmek istiyorsanız Türkiye'ye gitmekle serbestsiniz demiş. Son dönemde kendisini sık sık odaya kapatan, elbaşı ziyaretine gelenlere bulunduğunuz ülkelere uyum sağlayın. Kamu kuruluşlarında çalışmalara katılın. Din, ırk, mezhep gözetmeksizin temasta bulunun." demiş efendim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası ABD değil. Türk lirası geçer." dedi. Bundan sonra Dolarla, avroyla, kira mira yok dedi, uyarıda bulundu. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Öyle alışveriş merkezlerinde şurada burada manipülasyon yapanları aldırmayın diyen Erdoğan. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Burası Türkiye, Amerika değil TL'nin hükmü vardır. Şimdi e, manipülasyon meselesini elbette ki dikkate alıyoruz. Efendim stokçuluk filan, eyvallah. Her dönemin acılı, zorlu dönemlerde bile fırsatçıları olabiliyor. Değil mi? Ee, i̇şte harp dönemlerinde, savaş dönemlerinde bile e, bir takım ahlaksızlar, e, kirli yol ve yöntemlerle paralar kazanabiliyor filan. Ama bir de sokağın gerçeği var. Çarşı pazarın gerçeği var. Öyle değil mi? Yani 5 e, liraya satılan domatesden söz ediyoruz. Üçtelik e, daha aşağıda satılması mümkün değil diyor. 2,5 i̇ki, iki buçuk, iki buçuk liraya, iki liraya görmedim doğrusunu söylemek gerekirse. 2,5 liraya falan da var. İki buçuk, üç buçuk, 4 e, lira, 6 lira, 7 lira falan. Hangi özellikler dolayısıyla hepsi su götürür şeyler ama. Yani e, en basit sıradan şeyden söz ediyoruz. Bakınız okullar açıldı. Servis ücretlerini haberleştiren var mı? Ciddi rakamlar söz konusu. Bunlar e, manipülasyon yapanlar olabilir. Ama sokağın gerçeği 6,5 lira. 6,35 galiba falan, e, dolar. Yani e, evet. Tabii şu var yani. Devletin en üstündeki isim kriz var arkadaşlar. Yandık yıkıldık diyecek hali yok ama gerçekçi olmak durumundayız. Onu söylemeye çalışıyoruz. Yürek komutan kahraman yetiştiriyor. Çuruk operasyonlarında üşüyen bir çocuğun elini ısıtmasıyla hafızaları kazanan ve sonra gazi olan yarbay tekrar görevdeymiş. Evet, Aralık 2015'te o fotoğraf var. Çocuğun elini havlayarak ısıtırken ve Eylül 2018 görev başında yolu açık olsun efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde garanti ilçe kavgası. Efendim tabi garanti yerler iki kat kaymaklı yerler. Yani e, oradan kesseniz başka parti oy çıkmıyor. E, CHP'de bu tür yerlerin sayısı çok değil. Haliyle müşteri çok. Talip olanların sayısı çok. İşte İstanbul'da Kadıköy mesela çok cazip e, belediye başkanlıklarından birisi. Beşiktaş, Şişli falan e, buralar e, çok dikkatle e, aranıyor. Ankara'da işte e, Çankaya falan e, çok öne çıkan adresler. Buna benzer başka yerlerde var ama sayı çok değil. Dolayısıyla işte Erdoğan Toprak'tan Akif Hamza Çebi'ye, Gürsel Tekin'den Oğuz Kağan Salıcı'ya varıncaya kadar... Aykut Erdoğdu'ya varıncaya kadar kulislerde bu isimler konuşuluyor. Ee, akşam da haberleştirmiş. Öbür tarafa dönüp bakarsak AK Parti'ye. Mesela Ankara için iddiaları o ki hala Ali Babacan'ın ikna turları sürüyormuş. Böyle söyleniyor. Başka isimlerin de adı geçiyor. Mansur Yavaş'ın da ismi tekrar Ankara için geçmeye başladı. Ancak... Ee, 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerine baktığımızda, seçim sonuçlarına baktığımızda ee, AK Parti açısından büyük şehirler sıkıntılı. Ancak MHP ile kurulacak bir ittifak sorunu çözer mi? O da işin bir başka boyutu. Hasılı tartışmalar ve gönüllerde yatan aslanlar yavaş yavaş seslerini çıkarmaya başladılar. Zeminler yoklanıyor. AK Parti'de Yememiş, içmemiş. Ehli namus, kamuoyunda olumlu imaj olan veya olumlu bir imaja vesile olabilecek isimler aranıyor. Bu arada Ordu Belediye Başkanı'nın da malum e, istifa ettiği haberi var. İstifa öncesinde iki kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü konuşuluyor. Ve de e, Ordu'nun rahatladığı. AK Parti çevrelerinin görüşü böyle. Numan Bey'in de bu sorunda haklı olduğu söyleniyor efendim. Evet ee, ve ve Ankara'da ve İstanbul'da dönüp baktığımızda istifalar sonrası gelen her iki isimde gönüllerinden adaylığı geçiriyorlar. İstanbul'da Mevlüt Uysal, Ankara'da Tuna. Bu arada Ankara'da üç önemli noktada belediye bir e, yol çalışması yaptı. Bunlardan bir tanesi e, havaalanı yolu ki bir Melih Gökçek harikasıydı. Hakikaten dünyanın en garip e, dönüşüydü. Orası ee, çözüldü. Diğeri Akköprü kavşağı. Orada genişletme çalışması devam ediyor. Üçüncüsü ise Konya yolu üzerinde Kepekli mevkiindeki çalışma. Ee, o da trafiği bir hayli rahatlatacak bir e, girişim olduğuna kuşku yok. Da işte milletin ağzı torba değil. Yapılan iş doğru. Zamanlaması Yorumu Yine bu da AK Parti ha. Sakın ha CHP'den falan geldiğini zannetmeyin. Efendim e, bir önemli kişinin hemen Kepekli Kavşağı'nda yeni yapılan yoldan dönüş yapıldığında e, sol tarafta iki kule inşaatına başladığı tabelasının da yerini bulduğu söyleniyor. E, evet milletin ağzı torba değil. Efendim e, devam edelim. Şimdi bakın bunları niye söylüyoruz? Herkes biliyor ki belediyelerde çok ciddi sorunlar var. Bu iktidar medyasına bile yavaş yavaş e, sızmaya yani sızma derken köşe yazılarında haberlerde falan yer almaya başladı. Yani rahatsızlık da çok yüksek. Sade vatandaşın rahatsızlığından söz etmiyorum. AK Parti çevrelerinin rahatsızlığından söz ediyorum. Nitekim az sonra Star Gazetesi yazarlarından Ömer Ekinci'den bir alıntı yapacağız. E, olayın hangi boyutta olduğunu o minicik işaretten yola çıkarak siz hayal edin. Bu arada zaten Akşam Gazetesi ekranda kalmaya devam etti. E, biz Akşam Gazetesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde garanti ilçe kavgasından yerel seçimlere kadar uzadık. Efendim aydınlıktayız. Karar doğru. Adımlar eksik. Ticaret, döviz, Türk lirası arasında kaldı. Bu arada yazılarımız tamam mı? Bana göre e, sıralarına bakalım. Tamam peki. Ticaret, döviz ve Türk lirası arasında kaldı. Döviz üzerinden yapılacak sözleşmelerin Türk lirasına dönüştürmesi kararı doğru olmakla birlikte esasları belirlenmeden yapıldığı için büyük paniğe yol açtı. Piyasa bu kararla, bu kararla ilgili ...belirsizliklerin giderilmesini istiyor. 12 Eylül 2018 tarihi ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla... ...Türkiye'de yerleşik olanlar arasında mal ve hizmet alım-satım işlemleri... ...artık dövizde değil, Türk lirası üzerinden yapılacak. Ancak karar ekonomideki aktörleri şaşkınlık içinde bıraktı. Üretici, tüccar, ithalatçı, ihracatçı nasıl fiyat vereceğini ve nasıl tahsilat yapacağını hesaplayamıyor. Kimse ne yapacağını bilemez durumda. Panik havası var ve herkes Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğini bekliyor. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın orta vadeli programı var. Aslında bu başkanlığı karara açıklanmasıyla eş zamanlı Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı tebliği yayınlanmış olsaydı bu sıkıntı yaşanmazdı. Niye böyle bir koordinasyon zaafı var? Onu bilmiyoruz tüm sektörlerden görüştüğümüz kişiler diyor Aydın'ın haberi birçok sorunun cevabını arıyor. Hukukçular ve mali müşavirlerse kesin bir görüş oluşturamıyorlar. İthalatla iş yapanlar kapsam dışına çıkarılacak mı? Evet. İthalatla iş yapanlar. Devlet ihaleleri, büyük yatırım projeleri, ihracatçılar bu karar kapsamından çıkartılırsa bu işlemlere muhatap olanların durumu ne olacak? Doğacak kur zararları Nasıl karşılanacak? Gibi sorular yanıt bekliyor. Karar vatandaşa da ek külfetler getiriyor. Evet, e, bu konuda ciddi bir eksiklik var. Yani alel acele, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşan tepkiler, özellikle alışveriş merkezleri ve büyük kentlerin önemli e, ve prestijli yerlerindeki e, fahiş kiralarla birlikte imdat çağrısı... Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hızla hayata geçirilmesini yol açtı. Ancak o Hazine Bakanlığı ayak uyduramadı. Tebliğ yok ortada çünkü. Nasıl uygulanacak? İş Bankası açıklamasının zararı. İktidar sıcak para bulmak için her yolu deniyor. Ama yapılan bir hata anında her şeyi alt üst ediyor. Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini eleştirmesinin maliyeti 90 milyar lirayı aştı. Erdoğan'ın bankanın hisselerini hazineye devrini gündeme getirmesi döviz kurlarını kısa sürede yaklaşık 20 kuruş arttırdı. Dolardaki bir kuruşluk artış Türkiye'nin döviz cinsinden borcunun Türk lirası karşılığında 4.2 milyar yükseltiyor. Türkiye'nin özel kamu toplam döviz cinsinden dış borcunun 466 milyar dolar olduğu düşünülürse İş Bankası tartışması Türkiye'ye pahalıya patladı. Neden? Bu sorunun cevabını da bilmiyoruz. Ne gibi? Tıpkı bu uçak meselesinde olduğu gibi. Çünkü uçak hibe olduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanımız öyle söyledi ama bunun hibe olduğunu Bakü dönüşünde beraberindeki gazetecileri açıklarken bir başka şey daha söyledi. O hibe edilen Katar tarafından hibe edilen uçağın satışta olduğunu ki ee, Fransız medyasında haberler yer almış, Türkiye'de paylaşıldı. Ee, ve Cumhurbaşkanlığının da bununla ilgilendiği 500 milyon dolar, avro hangi döviz cinsinden olduğu konusunda e, net değil, farklı açıklamalar var. 500 milyon avro diyen de var, e, 500 milyon dolar diyen de var, bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle yani parasıyla almak üzere ilgilenilmiş ve en azından ilgilenilmiş. Daha sonra da hibe edilmiş. Şimdi Çin'den 3.6 milyar dolar kredi aldık diye sevinirken işte o kredinin işte 5'te 6'da biri kadar parayı uçağa vermeyi aklımızdan geçirmişiz filan. Bunlar tabii kafa karıştıran konular. Bunu söyleyelim. Ee, peki iktidar çevrelerinin konuya ilişkin savunmalarında ne var derseniz? Orada da e, bir iletişim kazası yaşandığı, bir iletişim beceriksizliğinin olduğu iddiası var. En hafifi böyle. Evet e, aha, bütün bunlar tabi e, bu arada muhalefet camiasına söyleyelim. Efendim bütün bunlar sandıkta filan bir sonuç. Hiç boş hayaller kurmayın <laughs> efendim. Evet e, devam edelim efendim. Suriye ile dostluk yolu açılıyor. İşte e, M4 ve M5 karayolları ki bu iki böyle isimlendirilen karayolları bu iki yolun da güvenliğini Türkiye sağlayacak değerli izleyiciler. Üçüncü havalimanı inşaatında sıkı yönetim. Fotoğraf çekmeye bile izin vermediler. Bir paniktir gidiyor. Niye bilmiyorum. Üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerin kötü çalışma koşulları nedeniyle yaptıkları eylemlerin ardından şantiyede adeta sıkı yönetim ilan edildi. Önce 401 işçi gözaltına alındı. Çok sayıda jandarma polis şantiyede devreye geziyor. Uzun namlulu silahlarla nöbet tutuluyor. İşçiler huzursuz oldukları belirtirken çok sayıda işçi işi bıraktı. Evet. Şimdi e, kışkırtıcılar var. Efendim e, ortalığı karıştıranlar var. Provokatörler var. Var var eyvallah. Peki Nasrettin Hoca gibi soralım. Hırsızın hiç mi kabahati yok? Yani yüklenici firmanın iş yönetiminde hiç mi kabahati yok? Onlar e, insani koşullarla elemanlarını çalıştırır ki. Üstelik yani öyle bir ihale aldılar ki <laughs> e, yani 7 jetleri değil 57 jetleri ihya alacak. Bu e, müteahhit firmaların. Onlar işletmedik. Kişi başına dolar, yolcu garantisi filan. Dehşet bir iş. E, yani azıcık da canım, paylaşın ya Değil mi? Yani işlere de insaf edin canım. Başka bir şey değil mi? İnsaf yani. Yani el insafı nısfı din var ya insaf dinin yarısı. Yanmıştı biraz da insaflı olur ya. O bile yok. Yani ondan sonra provokatöre canım provokatör provoke edecek malzeme bulursa eder. Hiç sorun yok. Niye kışkırtacak ki? Neyse. Efendim bir gündeyiz. Düzeltme ve cevap. İki teklif var. Mahkeme kararıyla gelmiş ve Gördüğünüz gibi manşetten de vermişler. Birisi Serhat Albayrak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın teksibi. Ve ilk başlangıcı okuyalım. Talepte bulunan Serhat Albayrak'ın talebi üzerine gazetemizin 6 Temmuz 2018 sayılı nüshasının 1. ve 6. sayfasında halkın tadı yok, onlara kıyak çok ve Damadın Vakfı vergiden muaf başlığıyla yayınlanan haberle ilgili İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen düzeltme ve cevabın yayınlanması metni. Evet. Sulh Ceza Hakimliği vermiş efendim. Ee, ve şöyle deniyor. Serhat Albayrak'ın kurucusu olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'na kıyak yapıldığı belirtilerek iftira atılmıştır deniyor. Bilindiği üzere kanuni şartları sağlayan tüm vakıflar vergi muafiyetinden yararlanmaktadır. Halihazırda vergiden muaf tutulan 275 adet vakıf bulunmaktadır. Bu husus Gelir Dersi Başkanlığı'nın web sitesinde de teyit edilebilecek bir bilgidir. İftira içerikli bu haber göstermektedir ki tek gayesi hayır hasenat olan Türk eğitiminin gelişmesini amaçlayan ve atalarımızın her daim bu amaçlarla kullandığı vakıflara bir gün gazetesi tahammül edememektedir. Elbette ki her güzel şeye karşı çıkan ve istemez yükleyen bu gazete bu iftira dolu haberiyle bizi şaşırtmıştır diyerek bir e, cevap göndermiş. Diğerinde de e, eski çevre bakanı, şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Genel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, eski Kayseri e, Belediye Başkanı Mehmet Özaseki. Onun tekzibi o da yine aynı gün 6 Temmuz tarihli bir gün gazetesinde halkın tadı yok onlara kıyak çok başlıklı haberin içerisinde şehir hastanesinin içine eczane açılıyor başlığıyla yayınlanan haberle ilgili olarak Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sulh Ceza Hakimliği kararı ve ona göre de cevap şöyle. E, haberde müvekkilim Sayın Öz Hasaki'nin eczacı olan kızı için hastane içindeki alanın bir kısmının eczane yeri olarak değiştirildiği bu değişikliği yapılan e, kısımda Sayın Bakan'ın kızının eczane işletmeciliği yapacağı şeklinde iddialar yer almaktadır. Yayın tamamen gerçeğe aykırı olup verilen haberle müvekkilimi hedef alan maksatlı bir olgu oluşturmaya çalışmıştır. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi için 25 yıllarına üst hakkı tesis etmiştir. Sağlık kampüsünü tamamlayıcı nitelikteki bu tesisler için ifraz işlemi yapılması Sağlık Bakanlığı'nca uygun bulunmuş. Konu Sağlık ve Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmiş. Sağlık Bakanlığı'nın görüş doğrultusunda yapılan bu ifraz işlemine ilişkin plan değişikliği, mülkiyet durumunu değiştirmemekte de bu alan yine Sağlık Bakanlığı'na aittir. Yani ne anlıyoruz buradan? Özetle şunu anlıyorum ben. Evet orada öyle bir değişiklik yapılmış. Yani bir eczane alanı ayrılmış. Hastanenin içerisinde özel bir eczane alanı. E Kayseri'deki bu şehir hastanesinin karşısında ya, alanda bir sürü eczane var. Ama içerideki eczane avantajlı olur tabii ama. E, orası kızına mı verilecek? Nasıl olacak? Hangi yollarla verilecek? O işi başka taraf. Ama böyle bir eczane yeri ayrılmış anlaşıldığı kadarıyla. Peki bir güncüler ne cevap vermişler? Gariptir. Bir güncüler de e, şöyle demişler e, ee, yargının kararıyla yayınlanması zorunlu hale getirilen bu metinlere yer verilmemesi durumunda gazetelere ağır cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bu baskılar nedeniyle neredeyse haber yapamaz hale geldik. Mahkeme tarafından gazetemize iletilen tekzip metinlerini dikkatli şekilde okuyacağınızdan şüphemiz yok. Cevap ve düzeltme metinlerinin haberlerimizi yalanlayıp yalanlamadığı konusunda takdiri değerli okuyucularımıza bırakıyoruz. Demiş yani eyvallah da ama sen de bir şey söyle kardeşim. Yani bize bırakma sen de söyle söyleyeceksin. Efendim, ee, evet yani o vakfada diğer 275 vakıf gibi bir ee, avantaj vergiden muaf tutulmuş. Şartlara uymuş demek ki yani. Ekonomik krize karşı iktidarın ilk önlemi halka yapılacak yardımları kısmak oldu. Yiyecek yardımı %98 azaltılarak 1 milyona. Sağlık yardımı 9 milyona geriledi. Devletin giyim kuşam masrafı ise 92 milyon. Köleliği reddettiler. ...tutuklandılar. Evet. Ve Cumhuriyet Gazetesi... ...Saray'ın yargıcı demiş efendim. Önce oradan başlayalım. Bakalım bir değişiklik var mı? Hayır. Evet. Bir değişiklik yapmamışlar. Ekrandaki... ...elektronik ortamdaki gazeteyle... ...elimizdeki gazete aynı. Değerli izleyiciler. Peki sarayın yargıcı derken ne demek istemiş bakalım. Danıştay Başkanı'nın kızı jet atamalarla yürütmenin başı konumundaki Beştepe'ye tırmandı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yargıç kızı Gonca Hatinoğlu yine tartışmalı bir atamayla gündemde. 6 ay önce Eleza ilk görev yeri yani e, hakim adayı olarak ilk görev yeri efendim e, bahse konan hanımefendinin e, kurayı çekmiş Eleza çıkmıştı. E, göreve başlamadan eş durumundan Ankara'ya, yargıtaya detik hakimi olarak görevlendirilmişti. Ancak e, şunu söyleyelim. E, onun kitaba uygun olduğunu söylüyor hukukçular. E, güvendiğimiz hukukçular. Evet. Yani Elazığ'a atandıktan sonra eş durumundan Ankara'ya e, atanması meselesi. Tartışmalı diyor Cumhuriyet ama orada bir tartışma yok. Ha efendim, e, hani Zerrin Güngör'ün, Danıştay Başkanı'nın kızı olması dolayısıyla özel muamele yapıldı. Hayır, herkese yapılan yapıldı deniyor. Biz diyenlerin yalancısıyız. Şimdi, e, yargıtaya atanmasının ardından, 3 gün sonra da hemen yani, Yurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nda daire başkanlığına getirilmiş. Yani e, yeni mezun. Evet genç kızımız için ciddi bir yükseliş. Devletin üç erkinden biri olan Danıştay, idarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı açılan davaları karara bağlıyor. Kızı yürütmenin başı konumundaki sarayda görev yapan Danıştay Başkanı'nın durumu yargının bağımsızlığı konusunda şüpheye neden oldu. Demiş efendim. Ee, evet yani etik midir değil midir filan bunlar tartışılabilir ama sonuçta ee, bu konuda tek yetkili Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı takdiri söz konusu anlaşıldığı kadarıyla ve böylece bu atamada gerçekleşmiş. Pekala. Halk perişan. O lale devrinde. Kılıçdaroğlu hanedan devleti ülkenin değil hanedanın sorununu çözer dedi. Evet Cumhuriyet'te diyorsunuz mahkeme kararıyla Cumhuriyet Vakfı yönetimi değişti. Alev Coşkun yeniden başkanlığa geldi ve Arkasından körap söküğü gibi e, eski dönemin yazarları, yöneticileri ayrıldılar birçoğu ve bu kez yerlerine yeniler geldi veya eski yazarlar yeniden döndü. En e, dikkat çekeni tabii Mustafa Balbaydı yeniden gazetesinde yazmaya başladı. İşte e, yeni yönetim değişikliğiyle de beraber Ankara temsilciliği de değişti. Kılıçdaroğlu e, yeni dönem için bir kutlama maksadıyla e, gazeteyi ziyaret etmiş, orada yapmış bu açıklamayı. Yazık bu çocuklara demiş efendim. Okulların açılmasına karşın binlerce öğrenci hala istediği liseye yerleşmedi. Liseye girişte açıkta kalan öğrenciler Milliyetin Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla yerleştirmeye başlandı. Ancak Anadolu liselerinin çoğu dolduğu pek azında da çok az sayıda kontenjan kaldığı için öğrenciler imatip ya da meslek liselerine yönlendiriliyor. Çocuklarının Anadolu liselerinde eğitim görmesini isteyen veliler, Milliyetin müdürlükleri önünden ayrılmıyor. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrenci ders başı yaparken tarım işçisi çocuklar hala tarlalarda ter döküyor. Diyarbakır Ergani'de 100 dönümlük tarlada tütün kıran 20 kişiden 10'u okul çağındaki çocuklar. Her sabah 06.30'da iş başı yapan lise çağındaki çocuklar günlük 50 lira kazanıyor. Şimdi bir ilginç haber var. Gazetenin İç tarafında büyük de onu göre göstereceğim ama şöyle şu bakın sağ alt köşesinde yok sol alt köşede golf sahasına yüzlerce villa diyor. Hayır inşallah burası neresi diye merak edenler için gazetenin iç sayfasına dönüyoruz. İçeride de üçüncü sayfada bayağı geniş yer bulmuş bakın haber şu golf sahasına villa. E, ee, Göktürk'te Eyüp üstü. Demirören Holding'e ait. 26 futbol sahası büyüklüğündeki alan bakanlık tarafından imara açılmış. CHP kararı yargıya taşıyacakmış. Demirören Holding'e ait Göktürk'te yaklaşık 26 futbol sahası büyüklüğündeki golf sahası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılmış. Alana 306 adet İki katlı villa yapılacakmış. Göktürk, Belgrad ormanları çevresinde. Evet rapora göre 31,5 hektar özel spor alanı, ticaret alanı, iki katlı konut, sosyal kültürel tesis vesaire filan diye gidiyor. Evet efendim e, herhalde kitaba uygundur. Yani e, demir demirörenlere özel bir kıyak yapılmıştır. İddiası yok burada. Ama e, tabii... Bakanlık Yeşil'e kıydı diye Çevre Bakanlığı'nın takdiriyle e, böyle bir durum söz konusu olmuş efendim. E, devam edelim. Evrenselle nerede bu işçinin hakkı diye sormuş efendim. İnsanca çalışma ve insanca yaşam talebine 24 tutuklama. Evet 24 Ve Güneş, kriz yok, manipülasyon var demiş efendim. Kriz yok, manipülasyon var. Bu başkanımızın e, sözleri. Bu arada e, Güneş gazetesi hala iki gündür bir önceki günkü manşetiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş. Ve bir hemşerisini, liyakatsiz olduğunu iddia ettiği bir hemşerisini, yani Güneş'in liyakatsiz bu kişi dediği hemşerisini... İş Bankası Yönetim Kurulu'na atadığı iddiası bahse konu kişi tarafından yalanlandı. Ama iki gündür Güneş Gazetesi bu konuda sesini çıkarmıyor. Biz de i̇şte o yüzden daha fazla güneşe bakmanın alemi yok yani. İnsan hata yapar. Hani güzel de bir söz vardır. İşte e, doktor hatasını gömer. Hakim hatasını asar. Gazeteci manşetten verir. Tamam. Zamanı karşı bir yarıştır. İyi araştırılmamıştır bir eksikliktir ama filan. Neyse. E yani bakınız çatır çatır tekzip yayınlamak zorunda. Neden böyle bilmiyorum. Ne olsun. Şaşırtıcı değil efendim. Efendim ee, şimdi hürriyetteyiz. Hürriyette bir ee, çarpıcı durum var fotoğrafa baktığımızda göreceksiniz bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nden teröre 250 tır daha... Aslında e, Türkiye ile ABD ilişkileri açısından zaten muhtemelen o tercihle yan yana konmuş iki haber var. İçinde bir çelişki barındırıyor izlenim uyandıran iki haber. Amerika Birleşik Devletleri'nden teröre 250 tır daha yanı başında ABD'li yatırımcıları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik ortaklık vurgusu yapmış. ABD şirketlerinin temsilcileriyle buluştu dün akşam saatlerinde. Orada yaptığı açıklama böyle. Hem de serbest pazar ekonomisine devam edeceğiz e, açıklaması. Şimdi e, bir yanda Türkiye'nin başının belası PKK terörü ve onun farklı versiyonları ama aynı işlevi gören YPG'si, PYD'si, işte e, Suriye Demokratik Güçleri SDG'si ve onları destekleyen Amerika Birleşik Devletleri. Ha efendim real politik işte bir taraftan e, İsrail'le de böyle olmadı mı diyebilirsiniz. Yani Mavi Marmara olayı sonrasında 10 vatandaşımızı hunharca katleden e, İsrail İsrail'le diplomatik ilişkilerimiz gerginken ticaretimiz rekor kırıyordu. E burada da benzer bir durum söz konusu olabilir veya Amerikalı şirketleri de Türkiye'de kalmaya ve Türkiye'ye yatırım yapmaya ikna edelim toplantısı bu. Ee, yani siyaset başka, ekonomi başka. Ee, acaba öyle mi? Veya nereye kadar? Meselesi vardır. Washington terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine tam 250 tır daha ağır silah, zırhlı araç ve mühimmat gönderdi. Hem oricipler ve havan topları. Rus haber ajansı Sputnik'e konuşmuş SDG'liler. Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye sokulan 250 tırın kendilerine yetmeyeceğini söylemişler. DAEŞ çok direnecek, daha fazla silaha ihtiyacımız var demişler. SDG Fransa ve ABD desteğiyle 11 Eylül'den beri bölgede DAEŞ'la çatışıyor. Evet, e, devam edelim. Enerjide proje erteleme yok. Enerji Bakanı dönmez. Başlamamış büyük projelerdeki ertelemenin enerji yatırımları için gündemde olmadığını söylemiş. <laughs> Elektrik zammı maliyete bağlı demiş. Bizde takılan bir şey yok. Yeni projeler gündeme geldikçe kaynak için maliye tarafıyla görüşmemiz gerekir. Fiyat ayarlaması için elektriğe zam eli kulağında %24 geldi. Daha ne kadar gelecek belli değil. Niye? Efendim döviz dolar olmuş 6,5 lira. Neyse 6,30, 6,35, 6,20. ,6 Her neyse 6 civarı. Türkiye'deki elektriğin yarıya yakın kısmı doğal gaz çevrimi santrallarıyla üretiliyor. BOTAŞ oraya sattığı elektriğe %49,5 zam yapmıştı. Onun arkasında zaten peş peşe iki zam gelmişti hatırlarsanız. Ama bazı dağıtım firmalarının hatta birçoğunun zorda olduğu ve ee, yıllık yapılan sözleşmeleri iptal hazırlığı içinde oldukları haberleri de var. Buralardan paylaştık. Evet pekala efendim derelere indiler diyor ama bu haberi posta çok daha güzel vermiş. Postadan fotoğrafı da büyüterek sizlerle paylaşırız. Küskün seçmene 24 Haziran mesajı Kılıçdaroğlu'ndan. Eğer bir kusur varsa o kusur ve kabahat bizim. Eh bir siyasi parti. iddiası olan bir siyasi parti. İktidara gelmek için girdiği seçimde başarısızlıkla çıkıyorsa elbette ortada bir kusur var demektir yani. Bir kusur varsa filan yani kusur olmayabilir. Ama filan bizde kusur görüyorsanız filan. Tabii ki kusur var yani. Eğer bir kusur varsa o kusur ve kabahat bizim. Kızgınlıkta haklılar ama sandığa gitmemek AKP'ye oy vermek anlamına gelir. Bu arada bir infaz var. Azeri iş adamı İtimat İsmailov. Bir başka Azeri tarafından katledilmiş efendim. Evet pekala şimdi 9 milyon koah ve astımlıya sürpriz fatura. 15 Eylül'den itibaren hayata geçen referans Kodlu ilaç uygulaması 9 milyonu bulan koah ve astım hastasına raporlu ilaçlarında kutu başına 14 ila 20 lira arasında fiyat farkı çıkarıyormuş efendim. Tabii kaç adet e, kapsül var işte ne falan onları bilmiyoruz ama kutu başına diyor. Uygulamada dozajla alınan tıbbi cihazlar açısından da tedaviyi olumsuz etkilemek eleştiriliyor. İçindeki etki madde farklılıkları falan gibi bir teknik durum söz konusu. 9 milyon hastadan söz ediyoruz 9 milyon yani Türkiye'nin %10'undan fazla efendim koa hastası ki büyük ölçüde sigaraya veya olumsuz e, hava koşullarına bağlı ve astım hastası 9 milyon nüfusumuz 81 milyon %12 neredeyse. Evet. E, pamuk eller cebe. Durum bu. Ve devam edelim. Yazılarımız var paylaşacağız efendim. Hepsi hazır. E, gelelim karar gazetesine. Karar manşetinde diyor ki vatandaşlıkta kur indirimi. Dün sabah biz Cumhurbaşkanlığı kararnamesini sizlerle paylaşmıştık. Aslında e, vatandaşlığı kolaylaştıran bir e, yöntemdi bu. Hatta ucuzladı e, demiştik ki bugün birçok gazetede de o ifadeyi kullanmış. E, kurdaki dalgalanmanın devam ettiği süreçte Türkiye Cumhuriyeti kimliği adımı. Yabancılara vatandaşlık sağlayan mali zorunluluklar düşürüldü. Daha önce 1 milyon dolarlık ev alması gereken kişi 250 bin dolara kimliği cebine koyacak. Mevduatta ise sınır 3 milyon yerine 500 bin dolar. Yani dörtte bire düşürülmüş. Evet yatırımdaki sınır 500 bin dolara indi. Konut sektöründe dekod kırılır beklentisi tabii ne bu? Bu şu, ee, elde biriken ciddi konut stoğu var. Hiç olmazsa bunların bir bölümünü yabancılara satalım. Sonucunu doğurmaya dönük veya o sonucu da hedefleyen bir e, uygulama bu. Bakalım nasıl sonuçta olacak. Zaten e, dikkat ederseniz son dönemde yabancıların aldığı konut sayısında o 12 falan gibi artış söz konusuydu. Bu cazibe ile birlikte göreceksiniz. Devam edecek. Tabii yani şimdi 250 bin dolar dediğiniz zaman aşağı yukarı bir buçuk trilyona falan yaklaşıyor. Bir milyona veya neyse. Öyle değil mi? Yani 6.30'da çarpacağız yani. Efendim, beş bilimiyenli ittifak denklemi nedir o? Ee, arkadaşlar, İbrahim Kahveci'nin yazısını alın. Kısacık bir alıntı yaptık Kahveci'den. Onu paylaşalım. Ama karardayız madem ki. Beş bilimiyenli ittifak denklemi. Partiler bir yandan kendi adaylarımızla çıkacağız açıklamalar yaparken ittifaka da kapıyı kapatmıyorlar. Duman kurtulmuş. Cumhur ittifak konusunda konuşulmuş bir şey yok. Bu sadece temenni. İttifak AK Parti için stratejik değil seçimlere dönük taktik bir adım. Bunu dile getirmek için henüz erken. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan. AK Parti ile ittifakta hareket noktamız 7 Ağustos yeni kapıda yakaladığımız milli birlik ruhu. Oluştuğu günden bu yana MHP olarak yeni kapı ruhuna sadık hareket ediyoruz. CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba. Genel merkez bazında ittifak yapmayacağımızı ilan ettik. Hiçbir siyasi partiyle ittifak yapmayacağız ama gösterdiğimiz adaylarla yerelde bu ittifakın önünü açmaya çalışacağız. İyi Parti'den Ahmet Ersagun. Hiçbir partiyle birleşme kararı almadık. Tüm illere dağıldık. Her şehirde kendi adayımız olacak. Ancak ileride gerekiyorsa bunun kararı alınabilir. Duruma göre bakacağız. Kimse kapıyı kapatmamış farkındaysanız. Temel Karaballıoğlu, Saadet Partisi lideri kimse ittifak meselesini gündeme getirmez ama bu hiç dirsek teması olmaz demek de değil. Genel merkez bazında temaslar olur demiş efendim. kapılar açık. Peki, ee, şimdi dün yine tweet rakamları üzerinden yola çıkarak gazetelerde yer alan haberleri dikkatinize sunmuştuk. Türkiye'de özellikle 2014'ten bu yana üst gelir grubunun aldığı payın arttığı acı gerçeği ortaya çıkmıştı. Yüzde yemilik üst gelir grubu %48'e yakın yuvarlak hesap yüzde %50 yani yaratılan milli gelirin yarısını alıyor. 2006 ile 2014 arasında iş tersine dönmüş. Yani üst gelir grubu e, açısından dezavantajlı, alt gelir grupları açısından avantajlı bir durumken 2014'ten itibaren kırılma yaşanıyor ve üst gelir grubu gene çok kazanmaya devam ediyor. Bu önemli. Bunları paylaşmıştık. Şimdi o kapsamda yine Türk rakamları üzerinden bir kısa alıntı yapacağız e, İbrahim Kahveci'den. Orta sınıfın yok oluşu ve kadın dehası demiş. Biz başlığın ilk V'ye kadarki bölümüne ilişkin kısa bir alıntı yapıyoruz. Gelir ve yaşam koşulları araştırmasını incelemeye devam edelim. Aslında konuyu eski yazılarında da çok irdeledim. Bulgular değişmedi. Son yıllarda rahmetli Turgut Özal'ın hayali olan orta direk sınıfı ya da orta sınıf hızla eriyor. 2010-2017 arasında ortalama fert başına gelir artışı %125. Üniversitede okuyanların gelir artışı %92. Lise ve denge okullardan mezun olanların gelir artışı %110. Lise altı eğitimlerin gelir artışı %122. Bir okul bitirmeyenlerin gelir artışı %161. Kalsın burası. Şimdi gördüğünüz gibi... Eğitimsizlik oranı arttıkça gelir de artıyor. Geliri daha çok artıyor yani. Eğitimlilerin geliri daha az artıyor. Böyle bir fotoğraf var. Buna ilişkin yazılarımızı daha önce paylaşmıştık. Devam. Zaten bitmek üzere. 2010 yılında bir okul bitirmeyenlerin geliri üniversite mezunlarının gelirinin %26'sına karşılık geliyordu. 2017 yılında bu oran %35'e yükseldi. Kısaca 2010 yılında bir okul bitirmeyenlerin 4 günlük gelirini Üniversite mezunları bir günde kazanıyordu. Şimdi bu fark üç günün altına düştü. Evet. Bir de böyle bir ekonomik model var. Yani ee, okumadıkça geliriniz daha yüksek oranlarda artıyor filan. Ve bu bir devamlılık arz ediyor. Bu yapısal bir problem aynı zamanda. Tabii pek kimse'nin umurumu. Hayır. <laughs> böyle bir durum söz konusu değil efendim. Peki. Devam edelim. Milat gazetesiyle daha da güçleneceğiz sözleri Cumhurbaşkanından. Ve Milli Gazete aslında günün manşeti Milli Gazete'den. Gördüğünüz gibi. Yerli üretimin logosunu ürettik diye dalgasını geçmiş Milli Gazete. Yerli üretimin logosunu ürettik. Evet. Pekala. Yıllardır Yerli üretim çağrılarına kulak tıkanırken geçmişte yapılan çok sayıda fabrikada haraç meraç satıldı. Ekonomik krizin iliklerimize kadar hissedildiği bugünlerde ilginç bir adım atıldı. Yerli ürün logosu üretildi. Türkiye'de üretilen yerli ürünler için logo geliştirdiklerini kaydeden Ticaret Bakanı Pekcan Ruhsar. Evet, ee... Ruhsar Pekcan değil mi? Neyse. Ya i̇smi yanlış yazmışsınız. Yerli üretimimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmaktır dedi. Şimdi e, Seyfettin Erol'u dış politikasını yazısında şey verelim. E, Milliyetten bir alıntı yapalım. O alıntı Melih Aşık'tan. Gelsin görelim. Melih Aşık'ın yazısını. Çünkü tam e, yerine geldi. E, dolayısıyla e, Milliyet Gazetesi, ki zaten Milli Gazeteden sonra gelecek, o yazıyı sizlerle paylaşalım. Yurdun malı diyor. Bizim anıtladığımız bölümde Melih Aşık. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün bir basın toplantısıyla yerli üretim logosunu tanıttı. Logoda bir ay yıldızın olması beklenirdi ama yoktu. Bakan Pekcan Türkiye'de istihdam yapan yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır dedi. Peki bir yerli veya yabancı firma ürettiği malın gelirlerin girdilerinin yüzde seksenini ithal eder. Burada montaj yapıp satarsa o da mı yerli sayılacak? Evet. Üretimde Türk işçisinin çalışması yeterli sayılıyor. Oysa bunun daha net bir ölçüsü olmalıdır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Buy American kampanyasında bir ürünün Amerikan malı sayılması için girdilerinin %50'den fazlasının ülke içinde üretilmesi şartı koşulmuştur. Ticaret Bakanı Rüştü Pekcan basın toplantısında piyasa denetimlerini de anlattı. 680 üründe gramajla oynandığını, 1296 üründe ise haksız fiyat artışı tespit ettiklerini açıkladı. Kim bu firmalar? Ne ceza verildi? Açıklanmıyor. Oysa diyelim en çok sahtekarlık yapan 10 firmanın adı açıklansa, verilen cezalar belirtilse bunun bir caydırıcı yetkisi olabilir. Her gün her şeye zam gelirken fiyat denetimleri her zamankinden fazla önem taşıyor. Sayın Bakan umarız bu konuda daha sıkı önlemlere yönelir. Yönelebilir mi? Hayır. Aslında bunu dolaylı olarak dün Sayın Bakan ifade etti ama kimse üzerinde durmadı. Hani ya, haklı olarak tabii yani Türkiye sonuçta bir hukuk devleti. Yetkilerimiz çerçevesinde e, bu işlere müdahil olacağız anlamındaki sözleri. E, bir sözü daha e, hatırlatalım. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanımız ne dedi? Serbest pazar ekonomisi dedi. Bir değişim bu boyutu var. Dolayısıyla e, piyasaya müdahale etmek öyle... Çok da e, kolay fiyatlarla falan nasıl fiyat yönetimi ne demek zaten? Değil mi Serbest Pazar ekonomisinde? Yani bunun bir ölçüsü bir sınırı bir yetkisi olacak değil mi efendim? Her neyse. Şimdi e, devam edelim. Yalnız şöyle yapalım. E, bu arada elimizde bir hayli e, yazı var. Daha doğrusu üç yazı var. Bir, iki, e, üç yazı. Evet. İdlib konusunda. Farklı yaklaşımlar içeriyor. Üç ayrı yazı, üç ayrı perspektif. Dolayısıyla bunu topluca sizlerle paylaşırsak daha kolay bir e, sentez elde edebiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden o üç yazıyı ki bir tanesi Milli Gazete'den Mehmet Seyfettin Eroğlu'nun diğeri e, ikisi de Yeni Çağ Gazetesi'nden birisi Aslan Buluk'tan, diğeri Cahit Armağan Dilek'ten onlar da farklı bakış açılarını ortaya koyuyorlar. Ee, Mehmet Seyfettin Erol farklı bir bakış açısı ortaya koyuyor. Dolayısıyla üçünü peş peşe e, okursak daha anlaşılır, daha anlamlı bir İdlib fotoğrafı ortaya çıkar. Bizim ve sizin konuyu değerlendirmemizde kolaylık olur. Farklı bakış açıları üzerinde. Farklı yaklaşımlar üzerinde. Ama biz e, şimdi Yeni Şafak'tan bir alıntı yapalım istiyoruz. Günün yazısı Yeni Şafak gazetesinde bugün. Aydın Ünal. Aydın Ünal biliyorsunuz AK Parti milletvekili yaptı iki dönem. Ankara milletvekiliydi. 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmedi. Ve daha önceki dönemlerde de Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde konuşma metinlerini yazan bir isimdi. Uzun bir yazı kaleme almış. ironik bir yazı. Başlığı bile ironik. Ve o yazıyı hemen hemen tamamını sabrınıza sığınarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Günün yazısı, haftanın yazısı, belki ayın yazısı. Ayın yazısı dersek bu ay içerisinde yine bir yazısını paylaşmıştık Adalet mülkün temeli diye yine e, Aydın Ünal'dan belki ikisini birden ayın yazısı diye bundan sonraki günlerde farklı dikkat çeken yazılar olmazsa önerebiliriz. Yazı gelsin ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacak efendim. Bir görelim yazını. Hiç yazasım yok demiş efendim Yazanın başlığına. Aslında yazı gazetenin e, sütunu boyunca devam ediyor uzun bir yazı yani ironisi orada. Hiç yazasım yok. Üçüncü havalimanı inşaatındaki işçileri ve eylemlerini yazacaktım örneğin. Türkiye solunun en küçük işçi eylemine bile nasıl karabasan gibi çöktüğünü, nasıl istismar ettiğini, işçiyi nasıl eylemden eyleme hatırlayıp, emek ve emekçiyi nasıl sadece provokasyon malzemesi olarak gördüğünü, en haklı emekçi eylemini dahi nasıl illegalleştirip, haksız konuma sürüklediğini, nasıl istismar ettiğini, Türkiye sağınınsa emek en kutsal değerdir diye başladığı nutuklarını nasıl ayet ve hadislerle süslediğini, ama pratikte işçi, emekçi, örgüt, sendikalardan nasıl korktuğunu, nefret ettiğini, hayali ihracat yapıp Hazreti Peygamber de bir ihracatçıydı densizliğine başvururken biri aldığını Yüze satıp ticaret hadisine sığınırken, 2500 asgari ücret değerindeki lüks arabaya binip at edebiyatı yapar, İmam-ı, imamı Azam'a iftira atarken, ihaleye fesat karıştırıp yakınları gözetin ayetini cürmüne meze ederken, ki bu konuda çok herkesin dikkatini çeken bir örnekti öyle sanıyorum. Eski Adıyaman AK Parti milletvekili Metiner Efendi Mehmet Metiner bir yakınına torpil yapmış ve bu ayete sığınmıştı ki o ayet hani cumaya gidenler bilir. cuma hutbesinin son ayetidir. Evet. O ayet hükmünce torpil yapmış yaptım dediğini filan. Yani yaptım de yürü kardeşim değil mi yani? Neyse. Zaten Aydın Ünal da ona kızmış ama o zaman sesini çıkarmamıştı Aydın Bey. Veya çıkardığı sesi biz duymamıştık bilmiyorum. Evet ihaleye fesat karıştırıp yakınları gözetin ayetini cürmüne meze ederken sınırsız bir hırsla ve kuralsızca kazandığını harp iledir deyip meşrulaştırırken işçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz hadisini nasıl olup da hiç hatırlamadığını kendisine verileni rızk Allah'tandır deyip emekçiye karşı kendisini nasıl Rezzak gördüğünü haşa. Aslında babası ya da dedesi işçi olduğu için özünü unutmak adına işçiden, terden, alın terinden nasıl tiksindiğini yazacaktım. Boş ver dedim sonra. Yazma. Şu malum Hazreti Protezi öpenler. Evet, cübbelinin kulakları çınlasın. Fotoğrafı üzerine yazacaktım örneğin. Hurafeler üzerine yazacaktım. Cemaatlerini çarşı pazara çeviren orada da durmayıp güç hırsıyla din uyduranlar üzerine yazacaktım. Her türlü sapkınlığı büyük bir kurnazlıkla meşruiyet dairesine dahil edebilen ticari ve siyasi zekadan bahsedecektim. Yanlış anlarlar şimdi dedim, yazmadım. Sokakta ve sosyal medyadaki tesettürlüleri yazacaktım örneğin. Ötekine benzeme zavallılığını, sefilliğini, kompleksini, lüks araçlarından yoksullara kibirle burun kıvıranları, sınırsız tüketenleri, ne oldum delillerini yazacaktım. 80'lerde 90'larda verilen başörtüsü kavgalarını, eylemlerini mücadeleyi ve geldiğimiz yeri yazacaktım. Sosyolojinin rollerin nasıl değiştiğinden, kavgamızın nereye evrildiğinden bahsedecektim. Bunu istemişiz ki bu oldu dedim. Sonra değişimin önünde durulmaz dedim, vazgeçtim, yazmadım. Suçun şahsiliğinden bahsedeyim. Kardeşi FETÖ'cü olanın bakan, Büyükelçi olabildiği lahir Büyükelçimize bu gönderme ee, bunun da gayet tabii bir hukuk anlayışının herkese teşmin edilmesi gerektiğini söyleyeyim. Evet. Yani sana başka, bana başka. Evet, devam. Öte yandan FETÖ'cülere daha düne kadar övgüler düzmüş, iş tutmuş kişilerin makamlardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayın. FETÖ ile mücadelede hala suç ceza orantısızlığı olduğunu, strateji eksikliğinin geleceğimiz adına ciddi bir tehdit olduğunu tekrar anımsatayım dedim. Yorulduğumu fark ettim, onu da yazmadım. Muğday fiyatlarındaki fahiş artışı, market raflarındaki fırsatçı yükselişleri, kağıt ve Yayın piyasasındaki kaosu, faiz artışına rağmen dolardaki ateşi, ekonomi yönetimine güven tesis edilmeden suların durulmayacağını, reaksiyonel boykotların faydasızlığını, iPhone boykotu ne oldu bilmiyorum. E, iPhone boykotu yapalım ama Kargil ve Nişanslı bazlı şeker boykotuna dokunmayalım. Kargi temsilcisi var mıydı? Çok merak ediyorum. Listesi yok çünkü göremedim yani. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde. Büyük ihtimalle yüzde yüz vardır. Yerli üretim, yerli tüketim ve markalaşmada radikal değişim ihtiyacını yazacaktım. Karamsarlık yaymayayım dedim. Yazmadım. Daha çok şey yazacaktım. bir yazacaktım. Tarihe yolculuk yapıp lale devrinden bahsedecektim. Ne ilginçtir? Lale Devri'nden Kemal Kılıçdaroğlu bahsetmiş. Okullar açılırken milli eğitimin kemalist, evrimci, bilimperest, ilerleme ve kalkınma takıntılı, batıcı, seküler bir istikamete evrilmesi karşısındaki şaşkınlığımızı, yerel seçimler yaklaşırken şehirlerimizin sorunlarını, Ankaralı'nın milyarlarını yutan ve paslanan büyük, çok büyük Luna Af tartışmalarını, dönüşen devleti, memurların feryadını yazacaktım. Yazmadım. Hatta CHP'yi bile yazmak istemedi canım. Karamsarlık değil, umut zamanı. İçimdeki karamsarlığı yaymayayım dedim. Bugün hiç yazmasam, <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün 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 hiç yazmasam yok. Onun için de yazmadım. Haftaya Allah kerim demiş efendim. Evet. <laughs> Şimdi yazıya itirazınız var mı? birçok şey yazmamış ama ima etmiş yeter artık e, iktidara destek veren gazetelerde e, bu tür sesler yükselmeye başladı yani iyi ki Aydın Bey' bu dönem milletvekili yazmamışlar Eğer Aydın Bey bu dönem milletvekili yazılmış olsaydı bu yazıyı yazabileceğine ihtimal vermiyor neden Çünkü milletvekili kendi de köşe yazısı yazıyordu ve e, bu tür yaklaşımları ben hatırlamıyorum Varsa da çok satır arasına belki e, gizliydi, gizliyor idi. Dolayısıyla e, Aydın Bey'in bu tespitleri ki bundan önce yine burada paylaştığımız yazısı, Adalet mülkün temeli yazısı, yaptığı göndermeler. E, aslında bunların hepsi daha fazlası ve daha açıklıkla AK Parti çevrelerinde konuşuluyor. Yani e, konuşulanları burada aktarmak e, mümkün değil. Ama azıcık kulağını açabilen çok şey dinliyor. Peki neden bunlar ortalığa dökülüyor? Bir, artık ölçüsüzce, özellikle belediyelerde yapılan haksız uygulamalar ve e, ciddi kayırmalar ölçüsüzce. Kimileri bunu neden ortaya çıkarıyor, faş ediyor? Efendim, kimisi pay alamadığı için. Kimisi ve önemli bir kısmı bir idealizm adına yola çıkarken gelinen noktadan duyduğu rahatsızlığı. Şimdi başörtüsü eylemlerini hatırlamış Aydın Ünal. Bugün gelinen yer neresi? Efendim e, bir moda festivali var başörtülerin Zeruş galiba. Bunu e, inşallah yarın paylaşalım. E, ve kulağını çırnatalım. E, Mehmet Şevket Eğgin'in Süslümanları falan. Peki bunlar nevzuhur eyvallah. Nereden zuhur ettiler? Nereden ortaya çıktılar? Nereden kaynakları buldular? O jiplerin paraları nereden geldi? 100 bin liralık gelinliklerin paraları nereden kazanıldı? Değil mi efendim? O çok pahalı başörtülerin paraları nereden geldi? Efendim bir işte nişanda düğünde filan bir merasimde başörtüsü bağlamak için 1500 lira verenler nerelerden para kazanıyorlar? Değil mi efendim? Filan. Ee, bunlar ve bunlardan şikayet eden Aydın Bey. Bir günde ortaya çıktı bunlar Aydın Beyciğim, sevgili kardeşim? Bir günde mi ortaya çıktı? Bu bir seyir. <laughs> bu bir süreç. Ve bu süreç sonuna kadar pompalanarak bugünlere geldik. Eh bir kısmı şikayet babında bir kısmı selden kütük kapma derdinde. Bu gecenin sabahı hayır olsun diye umalım. Bu gecenin sabahı hayır olsun diye temenni edelim. İyi temenni edersek iyi olur diyelim. Ülkemiz için tabii. Şunun bunun falan filan için değil. Ülkemiz için. Ülkemiz insanları için. Değil mi? Bakın, bugün 10 Muharrem. Önemli bir gün. Hayırlı bir gün. Ve böyle bir günde umarız, bedileriz bu dualar karşılık bulur. Ve bu dualar kabul olur. Diyerek e, iyi niyetle seslendirmiş olalım ve e, bir virgül atalım. Reklama gidiyoruz ama 3 e, yazımız var. Onların hepsi aynı konuda İdlib konusunda kaleme alınmış yazılar. Farklı perspektifleri içeriyor. Hepsini de sizlerle bir bütün içinde paylaşalım ki bir anlamı olsun. E, hepimizin e, değerlendirmesine katkısı olsun diyerek reklam diyelim. Ama sonrasında sizlerle buluşalım efendim. Değerli izleyiciler gerçek gündeme devam ediyoruz. Gazetelerimizle devam ediyoruz efendim. Milliyette kalmış idik. Milliyete döndük ama İdlib konusunda üç farklı perspektiften üç ayrı yazı paylaşacağımızı söylemiştik. Paylaşacağız. Milliyette kriz yok. Hepsi manipülasyon diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan var manşette. Ve en havalı festival. Teknofest efendim. İstanbul'da bugün başlıyor. Eh iyi de bir başlangıç kampanyası yürütüldü. Ee, çok ilginç ciddi projelerden söz ediliyor. Bakalım oralardan e, neler gelecek değerli izleyiciler. Efendim ee, devam ediyoruz. 500 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı Niye 500 bin? 250 bin. 250 bin dolarlık bir gayrimenkul aldığınızda vatandaşlık hazır. Bu demektir ki ee, bir defa hali vakti yerinde Suriyeliler için bir ciddi avantaj olacak. Zaten konut stoku konusunda yaşanan sıkıntı aşılmaya çalışılıyor. Çok uçuk rakamlar, bize uçuk gelen rakamlar duyuyoruz. Yani 3 milyon konut falan diye bilemiyorum. Hakikaten o boyutta e, bitmiş veya yürüyen projelerle birlikte e, bir sayı söz konusu mu falan. E, ama... Ciddi bir stok ve onun getirdiği bir sorun. İdlib'de Türk üslerine tahkimat dedik. İdlib dedik. Şimdi İdlib'le ilgili üç yazı paylaşacağımızı söylemiştik. Önce Milli Gazete'den Mehmet Seyfettin Erol'dan, Seyfettin Hoca'dan bir alıntı yapalım. Seyfettin Hoca Gazi'den Hacı Bayram Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Hacı Bayram Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü hocası artık Seyfettin Hoca. Bakalım ne yazmış? Hep birlikte görelim. Soçi üzerinden Rusya-Türkiye ilişkileri konusunu gündeme taşımış. Rusya, Soçi'de niçin Türkiye'yi tercih etti diyor yazısının başlığında. Türkiye'nin Tahran'da ısrarla vurguladığı, çağrıda bulunduğu fakat Rusya-İran ikilisinin bir türlü yanaşmadığı ateşkes teklifinin dolaylı kabulüdür. Türkiye, İdlib'deki krizin çözümü noktasında Rusya'yı ikna etmiş görünmektedir. Bu ikna sürecinde İran devre dışı bırakılmıştır. Soçi'deki toplantıya İran'ın dahil edilmemesi, atlanılmaması gereken önemli bir detaydır. Aslında detay demek bile haksızlık. Detay değil, önemli bir konu yani. Ayrıntı değil. Çünkü e, üçlü bir mekanizmadan söz ediyoruz. Türkiye, Rusya, İran ve e, Tahran'da bir araya gelen bu ikili 7 Eylül'dü galiba. E, bu kez e, Soçi'de biri yok. Sadece ayağının biri eksilmiş. Bu da bize başta Suriye meselesi olmak üzere genişletilmiş Avrasya merkezli bölgesel meselelerde iki inisiyatif sahibi ülkenin Türkiye ve Rusya olduğu gerçeğini bir kez daha göstermektedir. Peki, Tahran'da İran'a bir adım yakın duran Rusya, Soçi'de niçin bir kez daha Türkiye demek zorunda kalmış ve onu tercih etmişti? Söyleyelim, Rusya bu süreçte en azından Türkiye'nin şakasının olmadığını görmüştür. Ankara'nın hem sahada ortaya koyduğu kararlılık, hem de diplomasi atakları burada etkili sonuç vermiştir. Peki Soçi'de mutabakat sağlanmasaydı ne olurdu söyleyelim. Bir, Astana süreci çökerdi. İki, Türkiye, Rusya, İran üçlüsü de üçlüsü de facto ittifakın üyesi olmaktan çıkar birer hasım olurdu. Üç, Türkiye ve Rusya sahada çatışmanın eşiğine gelirdi. Böylesi bir çatışma sadece Türkiye Rusya ile sınırlı kalmaz. İran ve Suriye'de Türkiye karşıtı cephede yer alırdı. Yani buradan Türkiye'nin bölgesinde de yalnızlaşacağı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani e, İran karşı, yani e, bu anlaşma olmasaydı. Efendim Rusya karşı, eh, yani bu e, ABD'nin ekmeğine ya sürerdi gibi bir anlamda çıkıyor tabii. Bu gelişmeye paralel olarak dört. Bu gelişmeye paralel olarak Türkiye hızlı bir şekilde ABD Batı cenahına savrulur ve Türk dış politikasında bugüne kadar ortaya konulan duruş ciddi manada bir darbe alırdı. 5. Rusya'nın ve elbette İran'ın yakın çevresi eskisi gibi güvenli olmazdı. 6. Türkiye, Rusya, İran üçlüsü bağlamında yaşanan bu kırılma bu ülkelerin sadece dış politikalarında değil, iç siyasetlerinde ve ekonomilerinde de radikal anlamda değişim, dönüşüm süreçlerine yol açardı. Tüm bu krizler bize Türk Rus ilişkileri hakkında şunları söylüyor. 1. İki ülke arasındaki ilişkiler yapısal bir çerçeveye sahip değildir. Taktik seviyede konjonktürel bir görünüm arz etmektedir. 2. Taraflar arasında ortak tehdit algıları kapsamında geliştirilmeye çalışılan bir çıkar birlikteliğidir. Birlikteliği söz konusudur. 3 güven sorunu devam etmektedir. Dört, İran faktörü en az ABD kadar göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. 5 Taraflar her şeye rağmen birbirine muhtaç olduğundan dolayı zoraki de olsa bir işbirliği tarafların çıkarınadır demiş bizim alıntıladığımız bölümde. Şimdi e, burada Mehmet Seyfettin Hoca'dan bir e, olumlu bakış açısı var. Şimdi bir başka alıntı yapacağız. Yeni Çağ Gazetesi'nden, Aslan Bulut'tan. Aslında yorum Aslan Bulut'un değil. Aslan Bulut, emekli e, Tuğgen General Nejat Esler'in görüşlerini kaydetmiş, seslendirmiş. Dolayısıyla yazı Aslan Bulut'un köşesinden ama içinde bizim alıntıladığımız ve e, Aslan Bulut'un tercihi de Nejat Esler'in bu konudaki yorumu. E, gelsin onu da beraber paylaşalım. Soçi'deki uzlaşmanın perde arkası demiş Aslan Bulut köşesinde. Ulusal kanalda 17 Eylül günü öğle saatlerinde Umur Tezerer'in programında İdlib konusu ele alınıyordu. Konuk Necat Eslen'di. Eslen, şimdi tırnak içinde bu sözler, Necat Paşa'nın sözleri. İdlib Hatay'ın sırtıdır. Türkiye buradaki silahlı gruplara fazla angaşa oldu. Türkiye bu gruplardan gelecek tehdit başıma bela olur diye Esat'la barışamıyor. Bakın Burada ilginç bir yaklaşım var Necat Paşa'nın. Bu gruplardan gelecek tehdit başıma bela olur diye Esat'la barışamıyor. Çözümü biz yapalım mı? Başka kanallarda konuşup gargara yapıyorlar demiş Necat Paşa. Biz kendi kafamıza göre bir çözüm geliştirelim. Öncelikle burayı boşaltmak lazım. Putin'e diyelim ki, Putin bize zaman ver, biz İzlim'in Türkiye sınırında 15-20 kilometrelik bir şerit oluşturalım sivilleri ve ılımlı muhalif Türkiye'nin desteklediği grupları bu tampon bölgeye çekelim. Silah bırakırlar bırakmazlar. Bu konuyu erteleyelim. Zaten burada çadırlar hazırlanıyor. Bir kısmını da Afrin'e çekebiliriz. O zaman burada kim kaldı? El Nusra grubu. Ondan sonra Suriye ne yaparsa yapsın dedi. Nejat Paşa'nın yorumu bu. Akşam saatlerinde ise diye devam ediyor Aslan Bulut. Soçi'de Tayyip Erdoğan ve Putin görüşmeden sonra vardıkları kararı açıkladılar. Putin, bugün Erdoğan'la çok önemli uzlaşmalara vardık. Buna göre 15 Ekim tarihine kadar 15-20 kilometre genişliğinde silahlardan arındırılmış bir bölge kurulacak. Nusra, Tahrir El Şam benzeri terörist örgütlerin ağır silahları çektirilecek. Silahlardan arındırılmış bu güvenlik şeridinin kontrolü ise Rusya ve Türkiye askerleri tarafından ortaklaşa yapılacak dedi. Putin'in sözleri bunlar. Erdoğan da muhalifler bulundukları alanda kalmaya devam edecekler. Ancak radikallerin buradan çekilmesini sağlayacağız. Çatışmasızlık bölgesine saldırının olmaması için ortak çalışacağız. Rusya ve Türkiye silahlandırılmış bölgelerin güvenliği için çalışacak diye bilgi verdi. İlginç değil mi diye soruyor Aslan Bulut. Necatesler'in öyle saatlerinde Ulusal Kanal'da yaptığı öneri neredeyse harfiyen Putin Erdoğan görüşmesinde karara bağlanmış oldu. Diyeceksiniz ki bu nasıl oldu? <laughs> Necatesler bu konuda ben düşüncemi söyledim, nasıl olduğunu bilemem dedim. Ceyda Karan'a göre Soçi zirvesiyle Türkiye, El-Kaide'yi silahsızlandırma misyonu üstlenmiş oldu. Cahit Dile'ye göre Erdoğan, Tahran'da ateşkes ilan edilsin demiş. Putin, Eteş'e, Nusra bu masada yok, onlar adına garanti veremeyiz diye cevap vermişti. Şimdi Türkiye o örgütler adına garanti vermiş oldu. Ama Putin Türkiye'ye zaman vermiş oldu Necdet Özden önerisini masaya Putin mi getirdi yoksa Erdoğan mı onu bilemiyorum. Şimdi e, o da ilginç bir konu. Yani bu 15-20 kilometrelik e, silahlardan ağır silahlardan arındırılmış e, bölge meselesi kim tarafından masaya getirildi e, sorusuna ilişkin bizim de gözümüze çarpmadı ama gözümüzden kaçmış olabilir. Şimdi bir alıntı daha yapıyoruz aynı konuda İdlib konusunda. Cahit Armağan dilekten o da yeni çağdaki köşesinden. 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün başkanı biliyorsunuz Cahit Armağan Dilek. Ona yazmış bir de ona bakalım. İdlib'de garantör olup Kıbrıs'ta garantörlükten vazgeçmek. Başkanlığını yaptığım 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün çalışmalarında defalarca uyardık. İdlib Türkiye'nin gündeminde henüz böyle yokken enstitümüzün uzmanlarından Erol Başaran Bural 7 Mart 2018'de Suriye İç Savaşı'nda Pandora'nın kutusu İdlib başlıklı yazısında İdlib'in ne derece tehlikeli bir kriz noktasında olduğu konusunda çok net uyarılar yapmış. İdlib'de yumurta kapıya gelince panik içinde fevri davranış ve kararlarla imkansızı yapmaya yani İdlib'den çoktan açılmış Pandora'nın kutusunu kapatmaya çalışıyoruz. Aslında PKK-YPG'yi kapsamasa da IŞİD kaide terörüyle mücadele üzerine kurulmuş bir ortaklık var. PKK, YPG'yi kapsamazsa da IŞİD kaide terörüyle mücadele üzerine kurulmuş bir ortaklık var. Sıra Türkiye'nin en akıl almaz görevi. El-Kaide'cileri silah bırakmaya ikna etmek. Teröristlerle ılımlıları ayrıştırmak. Evet bunun e, zor bir görev olduğu olduğunun altını çiziyor Cahit Armağan Dilek. Evet bunu üstlendiriyor İdlib'de. Devam. Ve biz şimdi görevimizi yapacağız. Zaman tanıyın. Suriye Rusya operasyon yapmasın, ateşkes ilan edilsin diyoruz. Sözde ılımlı muhalifleri tek destekleyen ülke Türkiye kalmışken teröristlere ateşkes ilan edilsin önerimizi de canlı yayında tüm dünya duyuyor. Rusya Ocak 2018'den bu yana Türkiye görevini yerine getirmiyor diye uyarıyor. Diğer çatışmasızlık bölgelerinde kontrolü sağlayan Suriye ordusu İdlib sınırına yığınak yapmış, girmek için Rusya'dan işaret bekliyor. 7 Eylül Tahran zirvesi İdlib'deki sorunu çözmek bir yana garantörler arasındaki çatlağın derin olduğunu gösterdi. Sonuç alınamadı. Bu mutabakatla taraflar zaman kazandı. HTŞ, Nusra ile savaş 1-2 ay sonrasına ertelendi. İdlib'deki teröristlerle ılımlar arasında değil, İdlib'deki tüm örgütlerle Suriye ordusu arasında ayrım yapılmış oluyor. Şimdi bir, bir önceki sayfaya dönelim. Şimdi burada Nevezat Paşa'dan farklı bir e, yaklaşım söz konusu. E, evet. Yani bir ayrışma Necat Paşa'nın önerisi tabii ne kadar hayatı geçecek bilmiyorum. Yani ulum muhalifleri Türkiye sınırına doğru e, çekelim bu güvenli bölgeye. Nusracılar orada tek başına kalsın, Suriye ordusu onları halletsin gibi bir yaklaşım. Böyle mi mutabakat? Onu bilmiyoruz. Devam. Her şey yolunda giderse, İdlib'deki terör yapılanması daha dar bir alana, e işte m 45 5 karayolları kuzeyiyle Türkiye sınırı arasında sıkıştırılmış olacak. İdlib'de daha sonra Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinin katılacağı Sünni Özerk bölgesinin kurulmasının önü açılıyor. Bu Suriye'nin, dolayısıyla Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit oluşturacağı gibi Fırat'ın doğusunda, PKK-İstan oluşturan ABD'nin ekmeğine yağ sürecek. Silahtan arındırılmış bölge oluşturulabilirse, her türlü terör örgütünün barındığı terör bataklığı sınırımıza yığılmış. Sınırımızın dibinde terör örgütlerinin cirit attığı özel bölge oluşacak. İdlib'de bunlar olurken Kıbrıs'tan haber geldi. Yunan Dışişleri Bakanı'na göre Kıbrıs müzakereleri yeniden başlıyor ve Türkiye, garantörlük konusunda görüşmeye razı olmuş. Evet. Yani... Londra Zürih Anlaşmaları çöpe mi? Ne garip değil mi? Milli dava Kıbrıs'ın Girit gibi yutulmasına, Kıbrıs Türklerinin elimine edilmesine yol açacak şekilde garantörlüğümüzden vazgeçmeyi göze aldığımız bir süreçte İdlib'de aralarında HTŞ, Nusra terör örgütlerinin olduğu silahlı grupların garantörlüğüne soyunup nelerine güveniyorsak onlar adına Rusya ve Suriye'ye saldırmayacakları garantisi veriyoruz. O zaman soralım. Sınırımızda toplanacak terör cerahatinin ...nereye doğru akacağı ve yayılacağı öngörüldü. Bu tabakat yürümezse... ...bunların silahlarının bize dönmeyeceğinin garantisi var mı? Sınırımızda oluşan terör cerahatine de bakılırsa... ...hem Kıbrıs hem İdlib'de kaybetmeye adayız. Çünkü İdlib'de garantör olmak... ...Kıbrıs'ta vazgeçmek ölümcül hata. Evet. Üç ayrı perspektif, üç ayrı yazıyı sizlerle paylaşmış olduk... ...ve Orta Doğu'yla devam ettik. Vatandaşlık ucuzladı diyor efendim gördüğünüz gibi... Vatandaşlık ucuzladı. Evet, kriz falan yok diyen Cumhurbaşkanı ve Posta Kasım'da biter Mayıs'ta yüzer demiş. Şimdi biz bu fotoğrafı daha geniş görelim. Fotoğraf Karadeniz'den efendim. Ee, posta Gazetesi haberin hakkını vermiş Allah için. Onu e, sizlerle paylaşalım istiyoruz tabii ki. Ee, evet. Evet burada paylaşmaya kalkınca <laughs> bilgisayarımız. Efendim, isyan edebiliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Pekala, bir faydası olmadı. USB ile de oynadık. Pekala. Evet, beceremedik. O zaman ee, dikkatinizi buraya vermenizi önerelim efendim. Bu fotoğraf Karadeniz'den bir fotoğraf. Ee, evet. Mayıs'ta biter. Kasım'da biter. Mayıs'ta yüzer. Karadeniz'de geçen ay yaşanan seller ders olmadı. Rüse'deki Fırtına Vadisi'nde dere yatana kaçak inşa oteller. Otel de değil. Oteller. Maşallah yani. Oteller. Yeni felaketlere davetiye çıkarıyor. İmar Barışı'nı ismar etmeye çalışan fırsatçılar. Karadeniz'deki yaylalarda binlerce kaçak inşaat yapmaya başladı. Çevre ve Orman Bakanlığı belediyelere bağlı ekipler kaçak inşaatları engellemek için Denetimleri sıklaştırırken Doğa Cenneti, Rize, Fırtına Vadisi'nde yeni felaketleri yol açacak kaçak inşaatları hız kazandı. Dere yataklarını daraltarak inşa edilen otel ve pansiyonlar için yetkililer suç duyurusunda bulundu. Ancak yasa tanımayan mal sahipleri inşaatları durdurmadı. Bir de seçimler geliyor tabii. Ona da güveniyor bunlar. Bölgedeki çevre örgütlerinin temsilcileri isyan etti. Dere yatakları işgal edildi. İlk yağışlarda yine felaket yaşanacak. Acil önlem alınmalı. Alınır mı? Zor. Ama çok kolayı var. Galiba 1 Ocak 2018'e kadar e, yapılmış olan binalar gibi bir sınırlama söz konusu. E, 1 Ocak 2018 itibariyle. E, bölge fotoğrafları yok mu? Uydu fotoğrafları. Kaç tane inşaat var ne olduğu belli. Öbürküleri yapabilir misiniz? Yapabilir miyiz? Çok bilemeyeceğiz efendim. Bilemeyeceğiz ama merak ediyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Efendim sabah gazetesindeyiz. Ekonomimizin gücüne güvenin dedi. Cumhurbaşkanı kime? Amerikalı şirketlerin temsilcilerine. Bu millet gazi bir millettir sözleri var. Bakın görüyorsunuz ve bugün orta vadeli program. Dün gaziler günüydü ve orta vadeli program bugün e, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanıyor efendim. Ve sözcü 4.9 trilyonu betona gömdük. Fabrikaları sattık. Şimdi de onların yerinde keçiler otluyormuş efendim. E, yatay fabrikalar yapacağımıza dikey beton kuleler yaptık. İstanbul, Ankara ve İzmir'i gökdelenlere boğduk. İstanbul, Ankara, İzmir olsa iyi. Yani biz bundan iki sene, belki de üç sene önce bir şekilde yolumuz Elbistan'dan geçti. Elbistan, nüfusu ne kadar bilmiyorum. Ama yani yerleşim açısından sıkıntı çekmeyen Elbistan. Üstelik böyle sırtını yamaca doğru vermiş. Yamaçta 12 katlı filan <laughs> apartman inşaatları gördük. Yani bu özenti kötü. Kötü. Anadolu kentleri de böyle. Efendim. Ana Baba Bacı Kardeş Üniversitesi. Eşi benzeri görülmemiş kadrolaşma. Süreye bir daha bakayım. Tamam. HİSİN Üniversitesi'nde akademik kadrodan en az 10 çiftin soyadlarının aynı olması sosyal medya gündemine oturdu. Şimdi rektörün savunması da şu. Diyor ki bunlar akademik ünvanlarını akademik nitelikleri dolayısıyla aldılar. Ve de e, bunlar da ...birbirleriyle evlendiler... ...ben ne yapayım diyor yani... <laughs> ...dolayısıyla soyadları da değişti... ...şimdi tabi babalar oğullar... ...babalar kızlar filan var... ...onların için evlilik söz konusu değil tabi ama... ...yani onların sayısı az demeye getirmiş e, rektör... ...şimdi gerçekten de olabilir... ...ama bu işler... ...üniversitelerde nasıl yürüdüğünü... ...herkes biliyor demin söyledik... ...bistahatlemleri dahil... ...bu Ahbap ilişkileri... ...nasıl yürüyor kişiye özel kadrolar... ...nasıl açılıyor nasıl oluşturuluyor... Ve nasıl alınıyor? Herkes biliyor. Yani mesela Doğu Üniversitelerimizden birisinde hemşericilik dayanışmasının çok yüksek olduğu bir kentimizde o kentten olmayan tek bir akademisyen yok. İlaç için. Çevre iller de dahil. Falan. Yani e, bu tür dayanışmalarla filan ne oluşuyor? Bir şey oluşmuyor efendim. <laughs> Adı üniversite olan ama mezunlarının niteliği su götüren, oradan mezun alın. Mesela matematik öğretmeninin alanında sorulmuş 50 sorunun ancak 11'ine cevap verebildiği öğretmenler çıkıyor. Ama yani birileri kadro sahibi falan oluyor. Burada böyle olmuş olabilir. Yani bir kısmı gönül beraberlikleri dolayısıyla resmi nikahlarla evlenmiş hayatları değişmiş olabilir filan ama neyse. Efendim şimdi gelelim. Osman Gazi Köprüsünün büyük kazı. Evet. Osman Gazi Köprüsü'nün büyük kazı gerçekten çok dikkate değer bir e, haberdir. Onu söyleyeyim. Şimdi bakın. İlk açıldığında ücreti 35 dolardı. Biz burada paylaşmıştık. Artık ademe tabii. Yani bunu söyleyelim. 35 dolar. Artık ademe. O günkü kurla 121 liraya denk geliyordu ve sanıyorum 80 lira alınıyordu. Üstelik geçişte ayrı, dönüşte ayrı para alınıyor. Bunlarla beraber. Hatırlayın. Şimdi bakın. O haberi büyütelim. Ee, evet demin gösteremediğimizi şimdi gösterebiliyoruz efendim. Şimdi bakın. Haberi bir görelim. İlk açıldığında ücreti 35 dolar artı kadeve. 121 liraya denk geliyor. Şimdi ücret 35 dolar artı kadeve ama 255 liraya geliyor. Yap işlet devlet modeli sonucu. Milletin cebinden köprünün işletmecisine ödenen para iki katını aştı. Şimdi Allah rızası için. Dün gaziler gününde konuşan Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi. Yani burası Türkiye dolarla ne işiniz var kardeşim? E çıkışı haksız mı? Haklı. Ağzına sağlık Allah razı olsun. Buraya da bir el atsın Sayın Cumhurbaşkanı. Artık her şey Cumhurbaşkanı'ndan beklediğimiz e, haliyle yani burada da Cumhurbaşkanı'nın e, bir müdahale etmesi lazım. Şimdi bakın e, 41 bin araç geçse bile Osman Gazi Köprüsü'nden. Bugünkü kurla 255 lira olan yerden 80 lira alıyorsunuz. 255 eksi 80. 200 lira kaç? 180 lira mı kalıyor? Galiba 180, 175 lira falan. Gene cepten ödüyoruz. Yani taahhüt edilen araba sayısı geçse bile aradaki farkı ödüyoruz. Günah değil mi ya? Günah değil mi? Değil mi? Ama genelde büyüklerimiz bilir tabii biz. Haddi aşmayalım efendim. Gelelim Star'a. Suriye'de barışa adım attık dedi Cumhurbaşkanımız. Suriye'de barışa adım attık. Evet pekala. Şimdi Star'dan bir alıntı yapacağız efendim. Bugünkü alıntıların hepsini sizlerle paylaşalım istiyoruz. Star gazetesinden Ömer İkinci'den. Ee, yeni bir süredir yazmaya başladı ee, ve ilk kez alıntı yapıyoruz kendisinden. Ama demin Aydın Ünal'dan bir alıntı yaptık ya o alıntı çerçevesinde düşünürseniz artık e, şikayette demin söyledi ki AK Parti kulislerinde ilçelere illere belediye başkanı arıyorlar efendim. AK Parti çevrelerinde. Yani e, olumsuzluklara bulaşmamış öyle söylüyor. Falan. Ve isimler zorlandıkları konuşuluyor AK Parti kulislerinde. Örnek mi istiyorsunuz? Bakınız yani artık e, AK Parti medyası dahi haklı olarak şikayet noktasına gelmiş durumda. Yazının bir bölümünü aktardık. Merak edenler devamında okusunlar. Devamında da çünkü belediyelerde yaşananlara ilişkin ayrıntılar var. Biz Milli Eğitim'de yaşananı paylaşan ve bunun rahatsızlığını dile getiren Ömer Ekinci'nin yazısını alalım. Partiden tanıdık bulma olimpiyatları demiş yazının başlığına. Daha bugün dinledim. Hem de diyaloğun tek canlı şahidinden. İstanbul'un Önemli bir ilçesi. AK Parti ilçe başkan yardımcısı çocuğunu okul kaydına götürüyor. Siyasi kimliğini söylemiyor ama iş insanı olduğu için okul müdürü odasına buyur ediyor. Odaya geçince okul müdürü başlıyor siyasi bir nutuk çekmeye. Hükümetin politikalarını övmeye. Bunun üzerine ilçe başkan yardımcısı dayanamayıp hocam siyasi dışarıda yapalım. Burada yapmayalım veriyor. Müdürden gelen cevap hayli ilginç. Siz muhalif birisiniz zannedersem. Kalsın burası. Kalsın burası. Yani bürokrasideki imdat noktasına bakar mısınız ya Allah aşkına? Karşısındaki İstanbul'un büyük ilçelerinden birisinin ilçe başkanı ama kimliğini söylememiş adamcağız. Eh cüzdan da dolu olduğu için okul müdürü de itibar etmiş. Mesleği söylediği için muhtemelen filan. O da için başka tarafı da neyse. Yani yardım alacak bir şey yapacak ama hadi ihtiyacı var versinler. Ve ya hocam burada siyaset yapmayın diye haklı bir çıkış yapıyor AK Parti'nin ilçe başkanı. Cevap, sen muhalifsin galiba falan diyor. Pes. Devam. Şimdi düşünüyorum. Bu okulda öğrenci olsam diyor Ömer İkinci. Ortaokulda veya lisede. Neticede henüz görüşleri olgunlaşmamış. En fazla ailesinin siyasi görüşünün etkisinde olan bir genç olacaktı. Okul müdürüm sosyal medyada, okulda yaptığı konuşmalarda ya da birdenbire siyasi mesajlar versin istemezdim. Dahası. Hele de o yaşların refleksiyle o ne diyorsa zıddına meylederdim. Çünkü kaç yaşında olursam olayım okul müdürünün işinin siyasi mesajları vermek olmadığını bilirdim. Ya da çocuğumu okula göndermiş olsam benimle aynı görüşte bir okul müdürünün bile çocuğuma kürsüden ya da birebir diyalogda siyasi fikrini empoze etmesini istemezdim. Diyorum ya birebir aynı görüşte bile olsam çünkü müdürün işi bu değil. Çünkü belediyedeki şefin, müdürün işi bu değil. Evet Türkiye zorlu bir süreçten geçti. Hala geçiyor. Belki bu dönemi yaşamamız gerekiyordu. Kimin kim olduğu belli olmadığı bir dönem olması nedeniyle. Devlet memurları da tarafını belli etmek durumunda kaldı. Bu işin tabii e, İktidar Gazetesi'nde yazmanın mecburiyeti diye bakabilirsiniz. Evet. Korku odur ki bu bir alışkanlığa dönüşmesin. Genetik koda işlemesin. Parti devleti ithamını güçlendirmekten siyasi iradenin etkisini ve gücünü zayıflatmaktan ve kendi makamının saygınlığını azaltmaktan başka bir işe yaramaz bu zira. Yaramıyor zaten. Çocuklar uzun bu ortada. Bir defa siz sistem olarak işte sınıfta kalmak, bütünlemeye kalmak falan gibi sistemi ortadan yok etmişsiniz. Giren çıkıyor. Bu bir. Bir yaptırım yok. E sonuç İstanbul Milliyetin Müdürü'nün söylediği gibi. Ne diyor İstanbul Milliyetin Müdürü? Yahu lisede okuma güçlüğü çeken gençlerimiz var diyor. Ve Tokat'tan geldiği için Tokat'tan örnek veriyor. 1745 öğrencimiz diyor Tokat'ta. Böylece kazandırdık eğitime diyor. Yani onlar üzerinde özel çalışma yürütmüşler. Benzer durum İstanbul için geçerli olsa gerek. Kim bilir belki de o sebeple sayın müdür problemi fark edip hayata geçmiş müdahale etmiş. O başarısı dolayısıyla belki de İstanbul'a getirildi bilmiyorum. Ama sonuç İstanbul'daki öğrenci sayısı üzerine bu oranı kurduğunuzda 43-44 bin kişi yapıyor öğrenci öğrenci, lise öğrencisi, 43 bin lise öğrencisi eğer e, Tokat'taki orantı doğruysa okuma yazma güçlü çekiyor İstanbul'da. Yani şey, ama şu var. Şimdi az önce Ömer Ekinci'nin bahsettiği ve AK Parti il başkan, ilçe başkan yardımcısının şikayet ettiği müdür. Durup dururken mi o hale geldi. Yo. O koltuğa oturmak için bunları yapmak zorundaydı. Evet sorun nerede? Sorun sistemde. Böyle bir sistem. Türkiye'yi nereye getiriyor? Okuma yazma güçlüğü çeken gençlere. Diplomayı almış, matematik öğretmeni olmuş ama kendisine sorulan 50 sorunun ancak 11'ine doğru cevap verebilen matematik öğretmenlerini. En babası işte pedereciler. Onlar da ancak 34 soruya cevap verebilmişler filan. Sonra diğer alanlardaki yetersizlikleri. Sonra bakınız mecburiyetler Hakim yardımcılığı gibi bir ünvan ve bir görev, bir pozisyon mecburiyeti ortaya çıkarıyor. Yargıtay Başkanı diyor ki, hiç olmazsa beş yıla çıkartalım. Bir de hukuk mezunlarına, hukukçulara Türkçe öğretelim diyor. Aslında Türkçe dersi var değil mi? Bütün üniversitelerimizde, meslek yüksek okullarında, birinci sınıflarda Türk dili dersi var. Peki Türk dili dersi e, test usulü sınavla olur mu? Olursa ne olur? Kendini ifade edemeyen, derdini anlatamayan, üç satırlık bir cümleyi doğru kuramayan veya dört satırlık bir e, metni doğru dürüst yazmaktan aciz ama kapı gibi diploması olan gençlerimize yol açıyor. Efendim biz noktayı koyduk. Yarın sabah 07.15'te gerçek gündemde yine sizlerle buluşmak istiyoruz. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.